Elhamdülillah ellezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye leûlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصدتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahi aliyyil azim. Bu mübarek cuma gecesinde çok mübarek bir gelişle geldiniz. Birçok hadis-i şerif dinleyeceksiniz. İnşallah verdiğimiz söz üzere 60 tane hadis-i şerif okuyacağız. Bu mübarek gecede 60 tane Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında. Biz öyle söz vermiş idik. İnşallah bu Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında bir ihya, bir canlandırma, bir bilgilendirme, bir teşvik olacak. Ehl-i Sünnet Ehl-i Beyt'e çok değer verir. Fakat Şia tarafı Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e değer vermediğini göstermeye çalışırlar. Bundan dolayı bu noktada Ehl-i Sünnet'in sevgisi, muhabbeti yerindedir, ilgisi, alakası yerindedir ama bilgi eksikliği var. Bundan dolayı bu dersten sonra Hazreti Ali Efendimiz'in faziletlerinden, ondan sonra 12 imamın faziletlerinden birkaç haftada bu dersleri yapalım ki bu da bizden Ehl-i Sünnet adına bir kayıt olsun. Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'i ne kadar sevdiği herkesin malumu olsun. Ve bundan da efendim muhalif taraflar, rafiziler istifade edemesin. Artık bundan nemalanamasın. Bizim Yezid'i sevmediğimizi alenen ilan ediyoruz. Ehl-i Beyt'i sevdiğimizi zaten alenen ilan ediyoruz. Bakalım bu faziletleri anlattığımız zaman, okuduğumuz zaman bizim Ehl-i Sünnet kaynaklarında Ehl-i Beyt'in faziletlerine dair malumat var mıymış, yok muymuş? Hatta ne diyorlar? Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim eksiktir haşa. Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkındaki ayetleri Hazreti Osman oradan çıkarmış. Bu da bunların bir görüşüdür. Bundan dolayıdır ki inşallah bu batıllar muzmahil olacak, darmadağın olacak. Hazreti Kur'an'da olsun, hadis-i şeriflerde olsun, Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında bu hususta ciltler dolusu kitap yazılacak kadar menkıbeler var, faziletler var, hadis-i şerifler var, rivayetler var. Tabii mümkün mertebe özet halinde bunu sizlere iletmeye çalışacağız. Vakitlerimiz çok da şey değil, geniş değil. Zaten bu mevzuyla beraber de Mevlid ayına gireriz inşallah. Önümüzdeki ay Muhammed Mustafa'mızın Mevlid ayıdır. İnşallah Mevlid kıssasını da detaylı bir şekilde yazıyorum. Dua edin bitireyim inşallah. Kandile yetiştireyim. Çünkü adağım var, sözüm var. Her Mevlid'de bir kitap Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid kıssası ve hayatından çok önemli bir tercüme yapılacak. O da 400 sayfaya yakın oluyor inşallah. Onu da yetiştireceğiz. Bir yandan da çalışıyoruz yani. Boş durduğumuzda yok. Efendim tabii bunlar itler ürüyor ama kervanda yürüyor.
Biz işimizi bırakamayız. Bizim vazifemiz var. Ölmeden evvel bir şeyler daha çalışalım, hazırlayalım. Ümmete bir miras, bir servet bırakalım. Arkamızdan hem bu kayıtlar hem bu yazılar vasıtasıyla ehl-i sünneti bozmaya çalışanlar da çıkarsa bunlar onlara reddiye ve cevap olarak kalsın. Allah cemaatin, halkımızın ilgisinden dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz bu ehl-i sünnet dışı fırkalara yaptığımız reddiyelerden bayağı sonuçlar aldık. Bayağı güzel haberler alıyoruz. Şimdi Trabzon'dan bir arkadaş geldi. Oradaki bütün diyor, o sahabe-i kirama hakaret edilen kanal, televizyon kanalını hepsi değiştirmişler. Kimse onu seyretmediğini, efendim bu adamların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, şerefini noksanlaştırmak için bu Üç Muhammed kitabını yazan bunların cemaatin azaldığı, insanların bunlara daha itibar etmediği falan bayağı bir bilgiler geldi. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Kaç bin kişilerden 100 kişilere düşmüşler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Demek ki bu millet ehl-i sünneti bırakmıyor. Bu millet doğruyu anlıyor, hakkı batıldan ayırıyor. Ama bilgilendirmek şarttır. Tebliğsiz duramayız. İşte bu isim verme diyor. İsim vermesek bunlar anlaşılır mıydı? He? Yordum ekşi diyen var mı? Herkes. Onun için bazı hoca efendiler, ehl-i sünnet hoca efendiler, bir tanesi de televizyonlarda da önemli bir programı da var, çok meşhur. Yani demiş ki, arkadaşıyla bana haber gönderiyor. Ben diyor, öyle meseleler oluyor, fakat sabaha kadar ağladığım da oluyor. O hakkı söylemek istiyorum ama ben buna cesaret edemiyorum. Bazı meseleler var, Allah ondan razı olsun ki bu hakkı, hakikati meydana çıkardı. Birçok yanlışı, batılı ortaya çıkardı. Ve batılın mumu söndü. Elhamdülillah. Biz bunu gözümüzle görmeye başladık. Ama tabii şimdi bu o tutmadı, bu tutmadı, bu tutmadı. Başka bir senaryo hazırlığındalar. O da deşifre olacak inşallah. Fakat ben de şimdi bunları önceden söylüyorum. Söyleyince de başıma geliyor. El bela müvekkelün bin nutku diyor. Bela konuşmaya bağlıdır. Konuşmasan olmaz. Onun için konuşmayacağım, bu önümüzdeki başka bir tehlike var. Onu demeyeceğim. Yalnız sohbetin sonunda çok önemli bir uyarım ve duyurum olacak. Onun için ayaklanmayın. Lafı doğru anlamanız açısından. Bu şimdi derse karışmasın. Şimdi hadis-i şerifleri bitirelim. Ondan sonra bir meselede sizi inşallah bilgilendirmeye çalışacağım. Efendi Hazretlerimizin de dün akşam beraberdik. Gece yarımda yanındaydım yani. Ve bazı meseleler var. Onları size duyurmamızda ne var? Fayda var. Fayda var. Şimdi efendim, evvela ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Kul, Habibim söyle ki, la eselukum aleyh ecran. Ben size bu dini getirdim, tebliğ ettim. Hiç ücret istemiyorum, para pul istemiyorum. İllel meveddete fil kurba, yakın akrabamı sevmenizi istiyorum. Ne anlaşılıyor bu ayet-i kerimeden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy tebliğinin ücreti neymiş? Ehl-i beyti sevmekmiş. Sevmezsek bu kadar mesuliyet altındayız ki kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hakkı ödenmez. Bütün kurtuluş yollarını bize o gösterdi. Şu anda neye sahipsek onun bereketiyledir. Ya buna da bir karşılık vermemiz lazım. İstediğim tek şey diyor, dostlarımı, yakın akrabamı sevmeniz. Onlarla dostluk kurmanız. Peki bunu kendi mi söylüyor? He? Ayetin başında ne diyor? Kul Habibim söyle. Yani nedir burada da yine ne var? Emir var, onun için söylüyor. Yoksa o kendiliğinden de bu şartı koşmuyor. Bunun için Ehl-i Beyt sevilecek. Sevilecek, sevmek muhabbet. Marifete tabidir. Yani tanımak. Tanımadan sevmek olur mu? Olmaz. Olur. Duymaktan, şundan bundan biraz kuru olur, boş olur, altyapısız olur. En ufak bir rüzgarla devrilmek olur. Değil mi? Sevdiğim bir adam hakkında biri de gelse bir kötü bilgi getirse adam hemen ne yapabilir? Ya öyle mi? Vah vah vah. Dönebilir. Ama onu tanısaydı onun bunun lafıyla döner miydi? Dönmezdi. Onun için tanımadan olan sevgiler sabit olmaz. Tanımak. Bundan dolayı biz burada hadis-i şeriflerde faziletlerini söyleyeceğiz. Sonra da Hazreti Ali Efendimizin
menkıbelerinden bir dahakilerde söyleriz. Ondan sonra 12 imamın faziletleri var. Özellikle tabii Fatıma annemize de bir ders yapmak icap eder. O bu işin bütün Ehl-i Beyt'in nesidir? Anasıdır. Hepsi ondan geliyor. Radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer kerimeleri, kızları da beraber. Zeynep Rukayye ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anhünne, Allah Teala hepsinden razı olsun. Tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. Amin. Şimdi birinci hadis-i şerifte Said ibn-i Cübeyr Hazretleri diyor, ayette diyor ya, ben sizden ancak ne istiyorum? Yakınlar hakkında dostluk. Tabi ayette Resulullah'ın akrabası demiyor. Fil kurba. Kurba kelimesi Arapçada nedir? Yakınlık manasındadır. Efendim, o da diyor ki kurba Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde burada herkesin akrabası değil, kainatın efendisinin akrabası kastedilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman dediler ki ya Resulallah men karabetüke haula illezine vecebet aleyna mevettetuhum, sevmemiz icap eden, farz olan, ayetle sabit bu akraban, yakınların kimdir? Kale Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Aliyun ve Fatımetu, bu sevilmesi farz olan akraban Ali ile Fatıma'dır. Bir başka hadiste ben görmüştüm. Vel Hasenu vel Hüseyin. Hasan ile Hüseyin de zaten onların semereleridir, bereketleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz aleridir, parçalarıdır. Bunların sevilmesi dindir, imandır, farzdır. Evet. İbn Abbas Hazretleri yine bu ayet-i kerimenin tefsirinde, bu ayetin devamında ne diyor? Ve men yakterif haseneten, kim bir güzel amel kazanırsa nezid lehu fiha husna, biz ona o amelinde daha güzel mükafatlar artıracağız. Ona çok artış yapacağız. Bu nedir? Kal el meveddetu li ali Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel amelden burada hangi şeyi kastediyor? Çünkü geride ne diyor? Benim sizden tek isteğim akrabamı sevmeniz. Peşinden de ne diyor? Kim güzel amel kazanırsa. Maksat neymiş? Burada Ehl-i Beytime sevgi, Allah için sevmek kadar üstün amel olamaz. Öyleyse bu sevgi Allah için olduğuna göre kim böyle bir güzel amel kazanırsa karşılığı daha güzel olacak inşallah. Bunların hepsinin kaynakları var. Muttalib İbni Rabia radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Nesai, Hakim. Bunlar hep Ehl-i Sünnet kaynağı değil mi? He? Said İbni Mansur, İbni Münzir, İbni Hatim, İbni Merduye, efendim, Taberani. Bunlar kaynaklar bunlar. Hep Ehl-i Sünnet kaynaklar. La yedhulu kalbemri'in Müslümin. He bunlar da özet ha. Bunları daha detaylandırsak ciltler dolusu kitap olur. Hani Ehl-i Sünnet bunları çıkartmıştı? Kitaplardan. Kur'an'dan çıkartana kadar hadisten çıkartmak daha kolaydı. Hadisteki bu kadar dolu duruyor. Hiç Kur'an'da eksiltme olabilir mi? Haşa. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyanlar da ancak biziz. O halde bir insan desek Kur'an'da felancı Kur'an'da bir şey eksiltti. Yani şu andaki eldeki Kur'an eksiktir dese ne olur? Kafir olur. Bir Müslüman kişinin kalbine iman giremez. Hatta yuhibbekum lillahi ve likarabeti. Ey Ehl-i Beytim diyor Ali Fatıma Hasan Hüseyinlere. Bir Müslümanım diyen kişi sizi Allah için, bir de benim akrabam olduğunuz için sevmedikçe kalbine iman girmez diyor. Nasıl bir şeydir? Daha bunun ötesinde bir şey var mı? Bu rivayetten ileri bir şey var mı? Müslüman olduğunu iddia edenin Ehl-i Beyt sevmemesi diye bir varsayım olur mu? Müslüman olamaz diyor. Kalbine iman giremez diyor. Evet. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif. Müslim rivayet ediyor. Müslim Ehl-i Sünnet'in en büyük kaynaklarından. Tirmizi ve Nesai'de.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Üzekkürukumullah fi ehli beyti. Ey Müslümanlar, yakın akrabam, hane halkım ve ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatıyorum. Ne demek? Onların hakkını, hürmetini muhafaza edin. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadis-i şerif, Tirmizi ve Hakim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnni tarikun fikum ma in temessektum bi len tadillu ba'di. Ben vefat edeceğim. Sizden ayrılıyorum. Ama sizin aranıza öyle bir şey bırakıyorum ki ona yapışırsanız benden sonra asla sapıtmayacaksınız. Neymiş o? Kitaballahi ve itrati. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an'ı bırakıyorum. Birisi de ehli beytimi bırakıyorum. Ve itrati ehli beyti. İtre kelimesini tefsir ediyor. İtretim ne demek diyor? Hane halkım, ehli beytimdir. Ve len yefterika hatta yerida aleyyel havza. Benim ehli beytimle Kur'an diyor birbirinden asla ayrılmayacak. Ta ki diyorum Havz-ı Kevser'in başında yanıma gelinceye kadar. Şimdi ehli beyt Kur'ansız olur mu? Kur'an ehli beytsiz olur mu? Bunlar birbirinden ayrılır mı? O zaman Hazreti Kur'an ne diyor? Ehli beyt ondan ayrı bir iş yapar mı? Yapmaz. Ehli beyt Ebu Bekir Sıddık'ı sever mi? Oo. Hazreti Ömer'i sever mi? Çünkü Kur'an onlardan bahsetmiyor mu? Bu kadar ayetler, hadisler onlardan bahsetmiyor mu? Nasıl onlar Kur'an'dan ayrılacak? Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin nesi? Damadı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin nesini aldı? Kızını aldı. Niye? Yani ikinci halifeyim, bu kadar faziletim var ama Resulullah buyurdu ki kıyamet günü bütün ipler kopacak, soy sop bağları kesilecek, benim soyumun ipi bağı kalacak. Onun için akrabalık olsun Resulullah'la diye kızını aldı. Bunlar iç içe girmiş. Zürriyeten ba'duan min ba'z. Bunları birbirinden kimse ayıramaz. Onlar da ehli beyti çok seviyorlardı. Şimdi Kur'an'la ehli beytin birbirinden ayrılmaz. Kur'an ne söylüyor? Namaz söylüyor. Oruç söylüyor. Oruç ne zaman? Ramazan'da diyor Kur'an. Hiç ehli beyt bunlardan ayrı durur mu? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nisâküm harzun lekum fe'tü harzekum ennâşîtüm. Kadınlarınız ekin tarlanızdır. Tarlanıza nereden gelin? Dilediğiniz şekilde yerden gelin. Ama nereye gelin? Döl yatağına gelin. Efendim, ters ilişki nedir? Haram. Ne diyor bu adam? Ehli beyt mezhebinde ters ilişki caiz diyor. Şimdi burada Resulullah buyuruyor ki ehli beytim diyor Kur'an'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. Kur'an diyor ki döl yatağından gelin, başka yerden gelmeyin. Sen şimdi nasıl bunu çeliştiriyorsun, ehli beyti Kur'an'dan ayırıyorsun? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Abdest ayetinde ve arculekum, ayaklarınızda ne yapın? Yıkayın diyor. Vemsihû bi rûsikum, başlarınızı meshedin. Ayağa gelince ne diyor? Arculekum, ayaklarınızı yıkayın. Onu geriye, yıkamaya atfediyor. İlel ka'beyn, topuklara kadar. Şimdi bu adam ne yazmış gerekçeli mealinde? Ehl-i Beyt mezhebine göre çıplak ayağı meshetmek caizdir diyor. Ehl-i Beyt Kur'an'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Veylül ile akab minen nar. Ayağını topuklara kadar yıkamayan abdeste ne gördü de? Bu ay bu topukların başına gelecekler var. Ateşte nasıl yanacaklar? Abdest suyu değmediği için. Mest giyersen üzerine mesh edersin. Çıplak ayağı çoraba moraba olur mu? Olmaz. Onun için ehli beytle Kur'an'ı birbirinden ayırmak isteyenler helak olacaklardır. وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ اِف۪يمَا Aman diyor, ben vefat edeceğim, benim arkamdan ehli beytime nasıl bakacaksınız? Kur'an'a nasıl davranacaksınız? İyi dikkat edin diyor. Ama ne yaptılar? Yezid haini, hazelesi, efendim, onun adamları, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Kerbela'da şehit ettiler. Kestiler başını, ayırdılar. Bunlar
Ne lanetli adamlar, ne uğursuz adamlar, ne hayırsız adamlar. Etercu ümmetün katelet Hüseyin'e şefaate ceddihi yevmel maadi yevmel hisabi. Hiç diyor Hüseyin'i öldüren bir topluluk dedesinin şefaatini mahşer gününde görebilir mi? Ben bunlara dikkat edin, Ehl-i Beyt'im size emanet ediyorum. Nasıl davranacağınıza iyi bakın diyor. Kalktılar başını kestiler. Yönetim hırsı. Koltuk sevdası. Değil mi? Efendim, taht kavgası. Maddi menfaat. Dünya sevgisi. Yezid zaten içkici fışkıcı bir hain idi. Durum bu. Ama ne acayip bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani 60 sene sonra 50-60 sene sonra olana bak. Bu kadar sahabe var. O dönemde böyle hainlik ettiler. Şimdi de ederler. Ne olurlar mı? Yadırganacak bir şey yok. Başından beri münafıklar devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabenin arasında bu münafıklar mevcut idiler. Kainatın efendisine neler ettiler sallallahu aleyhi ve sellem? Ne eziyetler ettiler? Onun için. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'tan rivayetli hadis-i şerif. İnni tarikum fikum ma in temessektum bi ba'di len tadillu. Yine aynı mealde bir hadis-i şeriftir bu. Ben sizin aranıza öyle şey bırakıyorum ki ona tutunursanız benim arkamdan sapıtmayacaksınız. Ama Kur'an'a tutunmak ne demek? Kur'an sana diyor ki "Ma ta'akum rasul fehuzu." Peygamberim ne verdiyse alın. Bu sefer adam diyor ki Allah Resulullah buyurdu ki Kur'an'a sarılın. E Kur'an'a sarılın buyurdu da sanki hadislerime uymayın mı dedi. Kur'an'a sarılmak esas nedir? Hadislerle onu anlamaktır ve uymaktır. Çünkü Kur'an seni peygamberine havale ediyor. Kitaballahi ve itrati ehle beyti ennehu malen yeteferraka hatta yerida aleyhel havz. Havz-ı Kevser'in başında Ehl-i Beyt ve Kur'an birlikte bana kavuşacaklar diyor. Hakikaten Ehl-i Beyt Kur'an'dan hiç ayrılmamıştır. Hepsi Kur'an ehlidir. Görüyorsunuz seyitler geliyor. He? Hazreti Hasan'dan gelenler var, Hüseyin'den gelen Seyyid Maliki'nin soyu Hasenidir. Hazreti Hasan'dan geliyor. Demişler Seyyid Hadid geldi geçen bunlar Hüseyin'idir. Hazreti Hüseyin'den geliyor. Hazreti Hüseyin'den olduğu belli değil mi? Sesten mesten böyle. Hazreti Hüseyin ne yaptı? Orduya, tek başına orduya karşı çıkıyor. Hazreti Hüseyin'den oldu mu biraz daha ses falan bir değişik değil mi böyle? Hazreti Hasan tarafı daha bir efendim, o mübarek daha bir ılımlıydı mesela. Bu şehitler bu kadar dünyada Yemen dolu, Endonezya bile şehit dolu. Niye? Çünkü Endonezya 300 sene evvel kim Müslüman etti? Yemen'den giden 7 şehit. Hepsi de orada kabirleri. Evliyaullah. Bütün Jakarta, Endonezya, o Sumatra, adalar falan. Her yeri kim Müslüman etti? Şehitler. Bukharalar, Özbekistan, bizim Türkler kim Müslüman etti? Şehitler. Tabi bu bir taraftan bu Yezid taraftarları bunların dölleri zulüm yaptılar ama o zulmün de neticesinde ne oldu? Şehitler Mekke'de Medine'de duramadı. Şam'da Bağdat'ta kalamadı. Nereye gittiler? Dünyanın farklı yerlerine göçtüler. O göçmek neye sebep oldu? Oralardan evlendiler. Evlenince hısımlık oldu. Türklerden, Farslardan, Acemlerden ne kadar akraba oldu Resulullah'a. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın kanı sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birleşti. Bu da bizim bereketimiz elhamdülillah. Bu bizim millete berekettir bu. Akrabalar hep daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrine indirirken elini en son Efendimiz'den ayıran, en son ona değen kim? Kuthem. Kuthem İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas'ın, meşhur İbni Abbas'ın, o da İbni Abbas olmuş. İbni Abbas demek Abbas'ın oğlu demek. Kaç tane oğlu varsa hepsi İbni Abbas oluyor yani. Ama siz bir tane İbni Abbas biliyorsunuz tabii ki. Halbuki ama onun atlarını ayırmak için ne diyoruz? Abdullah İbni Abbas var, Kuthem İbni Abbas var. Abbas'ın iki oğlundan. Kuthem nerede yatıyor? He? Kuthem? Semerkant'te yatıyor. Semerkant neresi? Özbekistan. Taşkent, Semerkant, Bukhara. Sahabe nerelerde yatıyor? Ona Zindeşah diyorlar. Orada bizim
milletimiz ne ad koymuş ona? Zindeşah. Ne demek? Diri padişah demek. Yani ölmemiş. Bizdeki itikadı görüyorsun. Bizim millet de çok tazimli ve hürmetli bir millettir. Kıymet bilmişler, sahip olmuşlar. Onun hep oralar neyle Müslüman oldu? Şah Nakşibendi Hazretleri nedir? Seyittir, Cafer Sadık'tan geliyor. Ya nerede, ne işi var Özbekistan'da Seyit? Ya şeyhinin adı silsiledeki şeyhi kim? Seyit Emir Külal. Seyittir. Silsilede. Hep onlar Tirmiz'e gelmişler. Hazreti Hasan Efendimiz'in, Hüseyin Efendimiz'in torunları oralardan kaçarken Resulullah onlara buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnneküm setelkûne ba'di teşriden ve tatriden. Ey ehli beytim, benim arkamdan sizi darmadağın edecekler. Çok sürgün edileceksiniz dedi. Hep haber verdi onlara. Dolayısıyla o sürgünler nereye yaradı? Bütün dünyanın Müslüman olmasına yaradı. Yemen. Bütün Yemen'in aslı Müslümanlar hepsine seyitlerdi. Tarikat şeyhlerinin Kur'an'ların hepsi seyitlerdir. Abdülkadir Geylani seyit, Ahmet Rufai seyit, Seyit Ahmet Bedevi seyit, Ebu'l-Hasen Şazeli seyit, efendim İbrahim Düşuki seyit, hepsi Resulullah'ın torunlarıdır. Bütün tarikat, Şah-ı Nakşibend seyit, Kaddesallahu esrarahum. Hep bereketlerden geliyor, Muhammed Mustafa'dan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh terivat ediliyor. İnni uşeku en udu'a fe ucibe. Ey ümmetim, yakında beni Allah çağıracak, Rabbimden davet alacağım ve icabet edeceğim zaman yaklaşmıştır. Ben gidiyorum. Ve inni tarikum fikum sekaleyni kitabellahi itrati ehle beyti. İki ağır yük, sekaleyn diyor. Bu sekaleyn ağır, iki ağır emanet bırakıyorum. Sikletten geliyor Arapçada, ağırlık demektir. Allah taşıtırsın fazl-ı keremiyle, yükümüzü hafif eylesin. Çünkü Kur'an emaneti, Ehl-i Beyt emaneti ağır yüklerdir. Ve innel latifel habira habberani. Latif, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen, habir, her şeyden haberdar olan, içinden dışından, meselelerin tüm boyutlarıyla ilmi vasıl olan Allah'ımız bana haber verdi diyor. Ennehu mâ len yefterika hattâ yerida aleyhel havz. Kur'an'la senin Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmayacak. Ne zamana kadar? Havz-ı Kevser'in başında benim yanıma gelinceye kadar ayrılmayacak. Şimdi bu haber hak mıdır? Allah Resulüne yalan haber verir mi? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yanlış aktarır mı? Haşa. Bu raviler, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Ya'la, bu muhaddisler, bu büyük müçtehitler yanlış rivayet alır mı? Almaz. Peki o zaman adam Ehl-i Beyt'im diyor da Kur'an'dan ayrılmışsa nedir onun durumu? Demek ki o gerçek manada Ehl-i Beyt değildir. Onun yolu yol değildir. Çünkü Kur'an'a bakacaksın. Kur'an-ı Kerim seni hadislere yönlendiriyor. Ehl-i Sünnet üzere gittiğin zaman Ehl-i Beyt'in Ehl-i Sünnet'ten başka mezhebi var mı? Ehl-i Beyt'in hepsi neydi? Ehl-i Sünnet. İşte Cafer-i Sadık 12 imamdadı. İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Ebu Hanife radıyallahu anh ne kadar Ehl-i Beyt'i seviyordu. Ehl-i Beyt'e ne kadar bazı hapse attılar o yüzden Ehl-i Beyt'i seviyor diye. Nice müçtehitler Ehl-i Beyt sevgisi yüzünden eziyetler, işkenceler çektiler. Onlar taviz verirler miydi? Vermezlerdi. Ondan sonra da uyduruyorlar ki efendim diktatör rejimler işte yönetimlerde Ehl-i Sünnet hocalar doğruyu söylememişler de efendim onun için Ehl-i Beyt ezilmiş. Ne alakası var? Onlar kendileri de zulüm düzenlerine karşı çıktılar. Ebu Hanife radıyallahu anh zindanlarda ne kadar kaldı? Ahmed İbni Hanbel ne dayaklar yedi? Kolay mı öyle müçtehit olmak? Efendim padişahın sofrasında ye iç yat aşağı, ondan sonra müçtehit ol. Kolay mı? Eziyet çekecek. Hak'tan ayrılamaz. Hak'tan ayrılsa Allah ondan içtihat mertebesini alır. Allah onu ümmete imam yapmaz. Ümmet ona uymaz. Allah kalpleri çevirir. Taviz veren adama kimse uymaz. Bir zaman böyle köpük gibi çıkar mıkar, sonra iner aşağı. Allah'ın dini hatır için değiştirilir mi? Menfaat için sarayda yağlı yemek yiyeyim diye değiştirilir mi? Olmaz böyle iş. فَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي ف۪يهِمَا İyi bakın ki onlar hakkında
bana nasıl halef olacaksınız? Benim ardımdan onlara nasıl bakacaksınız? Şimdi şu anda bizim bu yaptığımız mücadele ve bu yaptığımız reddiyeler aslında nedir? Ehl-i Beyt'in temiz sahasını temiz tutma çabalarıdır. Sen kalkıp ben Ehl-i Beytçiyim, Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep var derken Ehl-i Beyt'e iftira ediyorsun zaten. Çünkü Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet dışında bir mezhebe intisap etmez ve bunu kabul etmez ve bunu reddeder. İşte şu anda dünyanın Yemen'inden tut, Endonezya'sından çık. Benim görüştüğüm şehitlerin haddi hesabı yok. Çeteresini tutmadım ama belki yüzlerce bir şehit gördüm bugüne kadar. Alimler gördüm, yüzlerce binler. Hepsi neydiler? Hepsi Ehl-i Sünnet gördüm. Hepsini Ehl-i Sünnet gördüm. Nereden uyduruyorlar böyle bir şeyler? Sen Ehl-i Beyt'e ters ilişkiyi isnat edersen, sen Ehl-i Beyt, اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا Allah Teala buyuruyor. Hem de o ayette kimin hakkında Ehl-i Beyt diyor? Hanımları meselesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları bizim annelerimiz. Onlarla ilgili o ayet-i kerime. وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهُ رَسُولَهُ وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ey peygamberimin hanımları, evlerinizde karar kılın. Sokaklarda o yanda bu yanda dolaşmayın. Eski cahiliyet dönemi gibi açılıp saçılmayın. فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ Namazı dosdoğru kılın. وَاَتِينَ الزَّكَاةَ Zekatınızı verin. وَاَطِعْنَ اللّٰهُ رَسُولَهُ Allah Resulüne itaat edin. Ondan sonra bunu estaizu billah. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذِبَكَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ Ey hane halkı! Allah sizden bütün pislikleri uzak tutmak istiyor. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا Allah sizi tertemiz saklamak istiyor. Allah ister de olmaz mı? Allah Teala onları tertemiz kıldığını beyan ediyor. Sen kalk Ayşe anamıza iftira at. Ayet var. اَتْطَيِّبَاتِ اتْطَيِّبِينَ Temizli kadınlar temiz erkeklere nasip olur. Onda bir leke varsa bu leke kime gider? Resulullah'a gider sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? Ondan sonra mesele nereye varıyor? Sen Ehl-i Beyt, ters ilişki nedir? Murdarlıktır. مَلْعُونُمْ مَنَتَا حَيْضًا اَوْمُرَاتًا ف۪ي دُبُورِيَا Kadına hayız vahalinde yanaşan, yanaşan derken cima manasında konuşuyorum. Yoksa elinden tutarsın, bir yatakta yatarsın. Ama onunla ilişkiye giren veyahut da efendim bir kadınla ters ilişkiye giren mel'undur. Lanetlenmiştir diyor hadis-i şerifte. Ehl-i Beyt böyle şey fetva verir mi? Onun için biz esas Ehl-i Beytçi kim? Esas Ehl-i Beytçi biziz. Onların sahasına bulaştırmak isteyenlerden sahayı ne yapıyoruz? Temiz tutmaya çalışıyoruz. Onun için inşallah Rabbim bizi şefaatlerine nail kılacaktır. Allah onların hürmetine belalarımızı, sıkıntılarımızı açacaktır inşallah. Ya ehle beytin nebi es-seyyidil arabi lekum medettu yedi fe ferricu kurabi. Böyle okuyorlardı. Suriye'den alimler gelmiş. Efendi Hazretleri içeri girerken böyle bunu okuyorlar. Ey Arap nebi ümmi, o büyük peygamberin ehli beyti. Ellerimi diyor size uzattım. Sizi aracı yaptım. Allah'ımdan diliyorum, dileniyorum. Ne olur diyor. Siz araya girin de sıkıntılarımı açın diyor. Ehl-i Beyt yetişirler. İmdat ederler. Onun için dualarda biz mesela benim Hicazımdan düşmez. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Salavattan sonra ne dilerim hep? En makbul diyor. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Muhammed Efendimin Ehl-i Beyt'inin bahşi hakkı için. Dediğin anda iş biter. Ağzımdaki en şey duam, alışık duam odur. En kısa, ayaküstü bile bir dua istese, çokları bunu benden duymuş olabilir. Bir hakkı seydi Muhammed ve Ali seydi Muhammed. Efendimiz bahşi hakkına, Ehl-i Beyt hakkına. Onlar hakkına istedin mi, verirler. Onun için biz ayrılmayacağız bu sevgiden inşallah. İbn Abbas Hazretleri'ne rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, اَحِبُّ lima يَغْذُوكُمْ بِي مِنْ نِعَمِهِ اَحِبُّونِي لِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوا اَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي Allah'ı sevin. Niçin sevin? Bu kadar sizi diyor nimetleriyle yediriyor, içiriyor. Size bir acı kahve yapanı 40 yıl
okkalıyorsunuz. Allah sizi bütün iyiliklerinizi yapıyor. Onu ne kadar sevmeniz lazım. Allah'ın için sevin diyor. Gerçi Allah olduğu için sevmek lazım ama işte biz yine illaki hemen hesap yaparız. Bu adamı sevelim. E ne iyiliği var bana? Biz hemen hesap yaparız. Ne iyiliği var bana? Ne karı var? İşte Allah'ın ne karı var size? Bütün karlar ondan. Onun için onu sevin. Beni de sevin. Beni niye sevin diyor? Allah'ı sevdiğiniz için, beni de o sevdiği için beni de sevin. Ve ahibbuni lihubbi. Ve ahibbu ehle beyti lihubbi. Ehli beytimi de sevin. Niçin sevin? Beni sevdiğiniz için de onları sevin. Görüyor musun? Allah'ı niye sevin? Lütuflarından dolayı. Beni niye sevin? Allah sevdiğinden dolayı. Ehli beytimi niye sevin? Beni sevdiğinizden dolayı. Allah nasip eylesin. Buhari'nin rivayetlerinde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan geliyor. Ebu Bekir Sıddık Urkubu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fi ehli beyti. Hazreti Sıddık ne diyor? Hazreti Ali'nin hakkını yemiş. Yer mi ya? Hazreti Ebu Bekir merak mı bu işlere? Sahabe zorla geçirdiler. Zaten iki sene yaşadı. Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem yaşayamaz ki. Ona en çok ittiba eden, onu en çok taklit eden, ona en evvel iman eden. O duramaz ki. Ayşe annemiz bile ne dedi? Yığılacak mihrapta dedi. Namaz bile kıldıramayacak. Onu imam tayin etme dedi da. Geçen haftalar anlatmıştım. O duramaz. Ne diyor? Ehl-i Beyt'i hakkında Muhammed'i gözleyin sallallahu aleyhi ve sellem. Gözetleyin. Yani ne demek? Onun hakkını muhafaza edin. Çünkü o onun hanesinin halkıdır. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayet Taberani ve Hakim Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yebni Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib oğulları. Yani ey akrabam. İnni seeltullahi aleykum selaten. Ben sizin namınıza Allah'tan üç şey istedim. Seyitlerin, şeriflerin bereketleri. En yüzebbite kulubekum. Allah sizin kalplerinizi imanda sabit kılacak. Ve yuallime cahileküm. Cahillerinizi kendi tarafından öğretecek. Ve yehdiye dâllekum. Sapıtanlarınız olursa. Bazı bak adam diyor ki seyit. Hakikaten şecereli seyit. Ondan sonra diyor ki namaz kılmıyor. Ya kılmıyorsa kılmasın. Senin yine ona hürmetin ve saygın olacak mı? Olacak. Niçin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olduğu için. O seni alakadar etmez. Müslüman olduktan sonra, Müslüman olmazsa başka. Ama Müslüman olduktan sonra adamın günahı var, münahı var. Böyle seyit mi olur ya falan bilmem. E nasıl olur? İyi o zaman sen efendim çok ibadet yapıyorsun. Seyit seni ilan edelim. Öyle mi oluyor seyitlik? Soyundan geleceksin daha. Kainat Efendisi diyor ki sapıtanlarınız olursa hidayet edecek Allah. Sonunda mutlaka tevbe nasip olur diyor. Ben istedim Allah'tan diyor. Onun için o andaki durumuna da seyitlerin bakıp da ne yapmamak lazım? Böyle çünkü seyitler var. Ve seltu en yec'alekum nüceda ruhama. Allah'tan istedim ki sizi merhametli kılsın, efendi kılsın, şerefli kılsın, faziletli kılsın. فَلَوَنَّ رَجُلًا صَفَّ بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامْ ثُمَّ مَاتْ وَمُبْخِضٌ لِهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَخَلَ النَّارِ. Bir adam Hacer-i Lesvet'le makam-ı İbrahim'in arasına kendini koysa, orada ölünceye kadar namaz kılsa, oruç tutsa, hiç ayrılmadan orada ölse, ama benim ehli beytime sevgisi yoksa cehenneme girerdi. Bu iş böyle. Bu din sevgi dinidir. Muhabbet dinidir. Kainatın efendisinin bu kadar hatırı var. Akrabası böyle olsa ya kendisine kadar sevilecek? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle hakaret edici laflar konuşanlar nereye gidecek? İbn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet ediyor. Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buğdu beni Haşim ve Lensari küfrün ve buğdul Arabi nifak. Haşim oğullarıyla Medine'de yardım eden Ensar, onlar seyit değil. Efendimiz akrabası değiller sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçi anne tarafından, dayıları tarafından var Medine'de akrabalar ama Beni Neccar, Neccar oğullarından. Haşim oğullarıyla Medine Ensar'a buğz etmek, onları sevmemek kafirliktir diyor. Araplara buğz etmek de münafıklıktır diyor. Ve buğzul Arabi nifak. Şimdi ehibbul Arab vel silah, Arapları üç şeyden sebep sevin. لِيَنِّي عَرَبِي çünkü ben Arap'ım. وَالْقُرْآنِ عَرَبِي Kur'an da Arapçadır. كَلَامَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ Cennet ehlinin cennetteki dili de
Arapçadır. Ama burada Arap'ı sevin derken gavrunu mavrunu, Vehhabisini, zındığını sevin demek değil. Ehli sünnet vel cemaat olanlara özel bir sevgi, bizim sevgimiz, özel bir sevgimiz var mıdır? Vardır. Biz onları da severiz. Deveyi bile seviyoruz ya. Deveyi seviyoruz, hurmayı seviyoruz, zemzemi seviyoruz. Niye mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mübarek deve. O bölgenin hayvanıdır mesela. Onun bile nesi var? Gönlümüzde farklı bir yeri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok taşıyan hayvan yani. İşte. Bunlar önemli şeyler mi? Gidip de, hacca gidip de Araplara para mı yedireceksin derlerdi biz çocukken falan. Şimdi de var mı öyle diyenler? Şimdi bu laf mı şimdi? Böyle bir Müslümanlık mı? Arapları sevmez. Bilmem ne. Ondan sonra kara kedilere, köpeklere Arap Arap derler falan. Bunlar olacak mı ya? Olacak iş mi ya? Milleti gavur edecekler ya. Böceğin adını Kara Fatma takmışlar ya. Ya bunlar ne sapık insanlar ya. Ne sapık insanlar ya. Milleti ayaküstü gavur eder bunlar ya. Böyle şeylere dikkat edin ya. Peygamberin kızının adına sen kara bilmem yanına koyup da böceğe isim takılır mı ya sana? Onsa bunlar ne demek ya? Bunlar? Hangi gavurlar soktu bunları ya? Aman sevgi şarttır. Ama adam Arap namaz kılmaz. Öbürü Türk namaz kılar. Hangisi üstün? Namaz kılan üstün. Değil mi? Efendim, adam Arap 10 haramdan kaçıyor. Öbürü Türk 100 haramdan kaçıyor. Hangisi üstün? Onun için hadis ne buyuruyor? Ennas kesnelmiş insanlar tarak dişleri gibidir. La fazla li arabin ala acemi ve la li acemin ala arabi. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet takva iledir. Kim Allah'tan fazla korkuyorsa, haramlardan çok sakınıyorsa üstün odur. Bundan dolayıdır ki ama Araplara özel bir muhabbetin sebebi nedir? Bu buyurulan, Kur'an'ın Arapça olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan olması. Ama şahıslara indirgediğimiz zaman şu, şu, şu gibi, o zaman neye bakarız şahıslarda? Takvaya bakarız. Takva kimde fazlaysa, onun fazileti fazladır. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu teala anh'tan rivayet ediyor hadis-i şerif. Men ebgadana ehlel beyt fe ve münafık. Bizim, benim hane halkıma, ehli beytime, Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e, onların torunlarına buğz eden, onları sevmeyen münafıktır. Çünkü demek ki doğru Müslümana onlara karşı bir buğz nasip olmaz. Bu da çok önemli bir hadis-i şerif. Elhamdülillah. Demek ki bizim imanımız sağlam. Çok seviyoruz. Hele bende özel bir sevgi vardır. Mısır'da bütün kaç defa dolaşmadığım yer kalmadı. Nerede Ehl-i Beyt mezarı var? Haritayla tek tek bulmuşum. Hem de Karafe'de adam kaybolur yani mezarlıkta. Ölü şehir diyorlar Mısır'da mesela. Çok Ehl-i Beyt var. O sonra efendim Endonezya'ya gittim. Orada bile Ehl-i Beyt mezarlarına gittim. Nereye gidersem Ehl-i Beyt varsa, Seyit varsa mutlaka onun ziyaretini öne alırım. Efendim Şam'da dolu Ehl-i Beyt ziyaretleri. Hepsini nasip olduğu kadar gezdim mesela. Kaç defa gidersem efendim hep işim nedir? Kabir ziyaretlerinde özellikle Resulullah'ın akrabasını sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'i ziyaret etmektir. Şimdi adam ben Ehl-i Beytçiyim. Ben Ehl-i Beyt'i çok seviyorum. Peki Hazreti Hasan'ı ziyaret ettin mi? Yok. 12 imam. Cafer-i Sadık'ı ziyaret ettin mi? Yok. Muhammed-i Bakır'ı ziyaret ettin mi? Yok. Hazreti Fatıma'yı ziyaret ettin mi? Yok. İmam Zeynel Abidin'i ziyaret ettin mi? Yok. Niye? Çünkü Medine'ye gitmemiş ki hiç. Ehl-i Beytçiyim diye. Onların mezarı nerede? Medine'de. Medine'den o yol geçiyor. Medine'ye gitmeden nerede? Hazreti Abbas'ın yanında Ehl-i Beyt kubbesi. Oraya girildiği zaman sağda. Onlar orada. Hazreti Hasan de orada. O sonra 4 imam orada. Hazreti Hasan orada. İmam Zeynel Abidin orada. Hazreti Hüseyin'in oğlu. İmam Cafer-i Sadık orada. Onun babası İmam Muhammed el-Bakır orada. Hep yan yanalardır böyle. Ondan hemen geçiyorsun. Zeynep, Rukiye, Ümmü, Fatıma annemiz onların yanında. Hemen yanında 3 tane taş. Zeynep, Rukiye, Ümmü, Gülsüm kızlar orada. Hemen geçiyorsun 9 tane taş. Değil mi? Ayşe annemiz orada, Hafsa annemiz orada, Ümmü Seleme orada. Bunlar Ehl-i Beyt orada. Sen hiç ne Medine bilirsin, ne Mekke bilirsin. Hatice annemiz nerede? Ehl-i Beyt'in annesi nerede? Annelerin annesi nerede?
Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kalbine teselli veren en üstün kadın nerede? Cennetül Me'la'da, Mekke'de. Resulullah'ın oğulları onun yanında yatıyor. Vefat eden oğulları Kasım, Abdullah. Mekke'de. Sen Mekke'ye, Medine'ye yolun geçmeden sen efendim Ehl-i Beytçiyim. Öyle laflan olmaz bu işler. Mutlaka onların kabirleri de ziyaret edilecek. Yollarından efendim sülük edilecek. O yol izlenecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا يُبْغِذُونَ اَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارِ Canım kudreti elinde olan, Allah'a yemin ederim ki benim ehli beytimi hangi adam sevmez de buğz ederse mutlaka Allah onu ateşe girdirecek. Hiç şüphesi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hazreti Hasan'den rivayet geliyor bu. Meşhur Hazreti Hasan var ya, Hazreti Ali'nin oğlu, Resulullah'ın torunu. O rivayet ediyor bu hadis. La yubghizuna ahadun ve la yahsuduna ahadun illa zile yevmel kıyameti anil havd bisiyatun min nar. Taberani tahric etmiştir. Kim bize buğz ederse, kim bize haset ederse, kim bizi kıskanırsa mutlaka kıyamet günü dedemin diyor havzının başına geldiği zaman, Resulullah buyurdu bunu, dedem buyurdu, ateşten kamçılarla melekler onları kovacak. Ciğeri parçalanmış, dudaklar patlamış, bir yudum su içirilmeyecek. Onları sevmemek nasıl olur? Şimdi bunları düşündüğün zaman tabii Yezidlerin, onun adamlarının, taraftarlarının, Hazreti Hüseyin'i susuz bırakanların, orada dere akıyor, oraya dereye kadar bile ulaştırmayanların, susuz vaziyette çoluk çocuk kundaklı bebekleri şehit edenlerin, efendim yatacak yeri var mı ya? Yatacak yeri var mı? Kim Yezidçi olabilir ya? Yalnız Yezid deyince dikkat edelim. Bu Hazreti Muaviye'nin oğlu olan Yezid'dir. Bir de sahabede başka Yezidler var. Onların hiç bu işlerle alakası var mı? Yok. İsim benzerliği var. Araplarda Yezid ismi normal bizim Ahmet Mehmet gibi bir isimdir yani. Yanlış anlamayın. Sahabeden de Yezid isminde bayağı bir ravi var. Hadis ravileri var. Ama ne zaman bu hain Yezid çıktı, ondan sonra bunun adını da, bu ismi de koymadılar yani. Anladınız mı? Ama ondan geride bu isim var mı? Var. Onun için ona da dikkat edin. Şimdi orada hadiste bir ravi geçer. Efendim, onların farkı var. Babası başka. O sahabeden mesela. Sen de kalkarsın, vay Yezid dersin falan. Onların farkını anlayın. Bu şimdi Hazreti Hüseyin'in şehit olmasına sebep olan Yezid'i biz efendim kınıyoruz. Onu takbih ediyoruz. Bunların da efendim bilinmesi gerekiyor. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem ya'rif hakka itrati vel ensar. Benim ehli beytimin hakkını, bir de Medine'de bize yardım eden ensarın hürmetini bilmeyen fevel yihda thelâth. Bu üç şeyden sebep, üç şeyden biri sebebiyle olabilir. İmma münafık, ya münafıktır. Bizim hakkımızı, hürmetimizi bilmeyen. Ve imma li gayrı tahur, efendim, ya münafıktır, ya dini haraptır, ya da annesi onu pisken taşımıştır diyor. Yani ona temiz değilken hamile kalmıştır. Sevmiyorsa, bize buğz ediyorsa, hakkımızı bilmiyorsa, demek ki bunun efendim durumu böyledir. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet hadis-i şerifte "Ahiru ma tekelleme bi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Kainatın efendisinin vefat etmeden son sözü "Uhlufuni fi ehli beyti." Hane halkım hakkında bana hayırlı halef olun, arkamdan onlara iyi bakın. Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İlzemû meveddetenâ ehlil beyt. Biz ehli beytin sevgisini bırakmayın. Fennû men lekiyallâhu ve yeddûnâ dehalel cennebi şefaatina. Taberani rivayet ediyor. Kim bizi severek Allah'a kavuşursa bizim şefaatimizle cennete girecek. Şahit olsun Allah'ımız ki biz Resulullah'ı seviyoruz. Fatıma'yı, Ali'yi, Hasan Hüseyin seviyoruz. 12 imamı da seviyoruz. Bütün seyitleri seviyoruz. Allah için, Resulullah hakkı için çok seviyoruz.
Hele onların ahlakları, onların güzellikleri. Bunları biraz konuşacağız onları önümüzdeki derslerde onları. Resulullah nasıl seviyordu onlar sallallahu aleyhi ve sellem o torunlarını. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا اَنْفَهُ عَبْدًا عَمَلٌ عَمِلَهُ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bizim hakkımızı bilmeden hiçbir kulun yaptığı iyi ameli ona fayda vermeyecektir. Onun için sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç tut, zikir. Ondan sonra Resulullah'ın ehli beytini sevme, seyitleri sevme. Bir muhabbetsizlik varsa diyor amel fayda etmez. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Taberani Efsat'ta zikrediyor. Eyyühen nâs, ey insanlar, men ebgazana ehlel beyt haşerallahu teâlâ emmel kıyameti yehudiyya. Kim diyor ehli beyte buğz ederek ölürse mahşere Yahudi olarak çıkacak dedi kıyamet. Yahudiler de cennete girecek zaten. Fark etmez. Bu zındıklar. Bu Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenler Yahudi'den beter. Nasıl bozmaya çalışıyorlar işleri ya. Abdullah bin Cafer rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. Ey Haşimoğulları! İnni kad seeltullâhe lekum en yec'alekum nücedâ ruhemâ ve seeltu en yehdiye dâllekum ve yu'emmine khâifekum ve yusbi'a câi'akum. Ben Allah'tan istedim. Sizi merhametli yapacak, sizi soylu yapacak, asil yapacak, sapıtanlarınızı yola alacak, korkanlarınıza güvence verecek, açlarınızı doyuracak. Ben istedim diyor. Siz benim torunlarımsınız. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا اُمِنُوا اَحَدٌ حَتَّى يُحُبَّكُمْ بِحُبِّي. Canım kudret elinde olan Allah hakkı için sizden biriniz beni sevdiği için, bir mümin beni sevdiği için sizi de yani ehli beytimi de sevmedikçe iman etmiş olamaz. Tercun en tedhulul cennete bi şefaati ve la yercuha benu Abdülmuttalib. Ey benim ümmetim diyor, siz benim şefaatimle cennete girmeyi umuyorsunuz da Abdülmuttalib'in oğulları benim akrabam mı dışarıda kalacak diyor. Yani şehit olma lüzum yok. Şehit olmayanlar onun şefaatiyle cennete gireceğimizi ummuyor muyuz? Umuyoruz. O zaman onlara şefaatim haktır diyorum. Seleme İbni Ekva radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerif. İbni Ebi Şeybe rivayet ediyor. Müsedded rivayet ediyor. Hakim Tirmizi, Nevadirus Ebu Ya'la Taberani. En nücüm emanun li ehlis sema. Yıldızlar gök ehli için emandır. Ve ehlü beyti emanun li ümmet. Ehli beytim de ümmetim için emandır, güvencedir. Yıldızlar dökülse, gezegenler sökülse felaket ne demek? Göğe felaket geldi demek. Artık nasıl yıldızlar durdukça, yerlerinden kaymadıkça, ışıkları görüldükçe ne diyoruz? Biz de aşağıda rahat ediyoruz. Ortalık iyi, bir şey yok. Böyle bir bakıyoruz havaya falan. Ay yerinde, güneş yerinde. Yıldızlar, ben zaten bir şeyden anladım ya da bazıları bilir o. Şu yıldızı, bu yıldızı, öyle bile kaptanlar falan çok bilir. Bizim Abdullah Kaptan, Allah rahmet etsin. Bir gece kaldık bir yerde, hiç ışık da yok. O yıldızlar tek tek sayıyor ya, kaptan ya. Her şeyi biliyordu. Onlar varsa, tamam. Ama şimdi mesela o orada olacaktı da bir de baktın, Amerika bir de uyandı baktı ki yıldız gitmiş öbür tarafa. Bu sefer ne derler? Kıyamet kopmak üzeredir, sinyal. Yani yıldızlar önemli. Onlar yerindeyse işler yerinde yani. O zaman diyor, ehli beytim de sizin için güvencedir. Eğer ehli beytim benim torunlarımdan dünyada kaldıkça, siz de korkmayın, toptan bela gelmeyecek. Bela gelir ama toptan bela gelmiyor. Bela gelir. Allah bizi muhafaza eylesin. Dün gece bir sallamış he? He? Sabah karşı. Ben de yeni yatmıştım. Onun için hiçbir şey duymadım. 3'te yattım, 4'te kalktım. Bana diyorlar ki sallanıyor. Ben dedim ki vallahi sallansa da uyuyacağım dedim. Çok uykusu oldu mu adam? Hiç uyanamaz yani. Sallansın. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnni kad haleftu fikum isneyn en tadillu ba'devma. İki şey bıraktım size ki onlardan sonra sapıtmayasınız. Kitaballahi ve nispeti. Biri Kur'an'dır, biri benim irtibatım, soyumdur, nispetimdir. Ve len yeteferraka hatta eride aleyel havz. Havz-ı Kevser'in başında bana gelinceye kadar
Onlar ayrılmayacaklar. Bizi de onlardan ayırma ya Rabbel Alemin. Onlar ayrılmayacak Kur'an'dan, bizi de onlardan ayırma. Amin. Bu sevgiyle al bizi ya Rabbi. Amin. Ali radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnni makbudun, ben yakında alınacağım. Rabbime kavuşacağım. Ve inni kad teraktu fikum istekaleyn. Bu hadis çok meşhurdur. Tevatür derecesinde. Her kaynakta bu geliyor. İki ağır yükü size bıraktım. Kitaballahi ve ehle beyti. Ve innekum len tadillu ba'dem. Allah'ın kitabıyla ehli beytimi efendim sahiplenirseniz daha sapıtmayacaksınız. Onun için bakıyorum, şu anda da dünyadaki hizmetlere bakıyorum, vazifelere bakıyorum. Hep ehli sünnetteki ulemanın birçoğu seyit. Dünya neresinde? Hatta Hindistan'da seyit var. Mesela İmam Rabbani nerede? Hindistan'da seyit. Kimin torunu? Hazreti Ömer'in torunu. Yani oralarda da ne var? Çok seyitler var. Hindistan'da, Pakistan'da çok seyit var. Sen de dersin ki Pakistan'da seyit ne arıyor? Türkiye'de arıyor da Pakistan'da niye aramazsın yani? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları her yere ne yapmış? Yayılmış. O yayılmaları da işte neye sebep olmuş? Her tarafa onun soyu irtibat kurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Meselü ehlil beyt meselü sefinet nuhmen rakibâ necâmen terakâ garak. Gurik'te olur. Ehli beytim neye benzer? Nuh aleyhisselamın gemisine benzer. Binen kurtulur, geri kalan boğulur, helak olur. Ben de bilmiyorum nedir. Seyyid Maliki Hazretleri'yle Efendi Hazretleri falan Uhud'da bir bostanda toplandık. Oraya Afrika'dan şeyhler gelmiş. Böyle 50-60 kişi değişik değişik tarikatlar, ticani tarikatları vesaire. Hep ehli sünnet. O zaman yani şey ettim de anlayamadım. Sonra anladım o. Bir tane geldi Afrikalı böyle yapıyor. Yani o Seyyid Maliki'yi seviyor işte ona hürmet ediyor. Ölen rahmetullahi aleyh hazretlerini. Onu yapıyor. Sonra böyle diyor. Sefine sefine diyor. Ben bir şey anlamıyorum. Sefine gemi demek. Yani o hadisi diyor. Siz gemisiniz yani. Gemiye binen kurtulur ya. Sen diyor gemisin diyor. Ben de bir şey anlamıyorum. Sonradan dedim. Aklım başıma geldi. Ya dedim hadiste ehl-i beyt gemi gibidir diyor. Bu onu kastediyor. Ya. Allah geri kalmaktan muhafaza eyle. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet. Meselü ehli beyti meselü sefineti nuhmer rakiba fiyâ neca men tekallefe anâ gurik. Ehli beytin onun için ne yapmışlar? Şimdi bazı yerde geçen gittim bir alimlerden birinin ziyaretine gitmiştik. Bir de baktım ki kocaman bir gemi yapmışlar. Geminin üzerinde de bu hadisi yazmışlar. O da seyitlerdendir. Allah selamet versin. Ehli beytim Nuh aleyhisselamın gemisi işte oğlu olsa İmanı yoksa binebildi mi? Binemez. Onun için yolundan gelecek yani. Bu iman şart. Geri kalan boğulacak. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Meselü ehli beyti fikum ke meselü sefinet nuh fi kavmi nuh. Nuh aleyhisselamın kavminde o gemi ne kadar önemliydi? Hayat kurtarıyor. Yoksa gittin. İşte benim ümmetimde de Ehl-i Beytimin hali budur. Men rakibâne câmen tekallefe anâ alek. Binen kurtulur, geri kalan helak olur. Ve meselü bâbi hüttatin fî beni İsrail. İsrailoğullarında ne vardı? Kapı vardı. Hütta kapısı. Ne diyor? Udhulül bâbe sücceden ve kûlû hüttatün. Ey İsrailoğulları bu kapıdan eğilerek secde vaziyetine girin ve ne deyin? Hütta deyin. Hütta ne demek? Hütta estağfurullah demek. Yani affet bizi demek. Onlar ne yaptılar? Secde ederek gireceklerine kıç üstü sürünerek girdiler. Hıtta diyeceklerine hinta dediler. Hıtta estağfurullah değil mi? Hinta da buğday demek. Af istemiyoruz diyor. Ekmek istiyoruz diyor. Biz de onun için işi çevirenlerden olmayalım. Düz gidelim inşallah. Evet. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ metelü ehli beydike metelü sefineti nuh. Men rakibâ necâmen tekallefe anâ garak. وَاِنَّمَا مَثَلُوا اَلِي بَيْتِي ف۪يكُمْ مَثَلُوا بَابِ حُطَّةٍ ف۪ي بَنِ اِسْرَائِيلِ مَنْ دَخَلُوا غُفِرَ لَهُ. Burada hadisin izahı çıktı. Ehl-i Beytim Nuh Aleyhisselam gemisine benzer. Binen kurtulur, geri kalan boğulur. Ehl-i Beytim sizin aranızda İsrailoğullarındaki hıtta kapısına benzer. O kapıdan af isteyerek giren af olur. Yani Ehl-i Beytim'i seven ve o sevgiyle de af olmayı uman bağışlanır. Biz de bu gece af olacağız inşallah. Onların aşkı sevgisine oturmuşuz burada. Hadis okuyoruz, dinliyoruz değil mi? Bizi burada tutan ne? O sevgi değil mi?
Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma'dan rivayet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, likulli şeyin esas. Her şeyin nesi var? Temeli var. Ha bak, bu binanın nesi var? Temeli var. Ve esasül İslam, İslam'ın temeli nedir? Hubbu ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabını sevmek. Şimdi Ehl-i Beyt'i seviyorum da sahabeyi sevmiyorum dersen olur mu? Ve hubbu Ehl-i Beyt'i. İslam'ın temeli diyor, Resulullah'ın ashabını sevmek, bir de Ehl-i Beyt'ini sevmek. Bunları da birbirinden ayırmamak gerek. Bukhari rivayet etti bu hadisi, yalnız Tarihul Kebir'inde. Taberani'den rivayet, Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu beni unsa fe inne asabetehum li ebihim ma gala uledi Fatıma fe inne asabetehum fe inni asabetehum fe ene ebu. Resulullah buyurdu ki, her dişiden doğan çocuğun soyu nereye dayanır? Babasına dayanır. Ama Fatıma'nın çocukları müstesna. Çünkü seyitler kimden geliyor? Sadece Fatma annemizden geliyor Efendimiz'in soyu. Fatma annemiz kadın. Yani Hazreti Ali'ye doğru gitmiyor da soy kime gidiyor? Resulullah tarafından gidiyor. Fatıma'nın çocukları müstesna, çünkü onların babası benim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Fatıma benim, bid'atümmini benim parçamdır diyor. Onun için normalde bütün soylar nereden gider hepimizin? Babadan. Ama seyitlerinki nereden? Anneden. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet. Kullu beni ummin yentemun ila asabeti illa veledi Fatıma. Fe ene veliyuma ve asabetuhuma. Fatıma'nın çocuklarının velisi de benim, asabesi de benim, soy sopu benim. Herkes baba tarafına intisap eder. Onlar müstesna. Cabir radıyallahu anh'tan aynı manada hadis-i şerif rivayet ediliyor. Ömer ibn-i Gattab radıyallahu anh kiminle evlendi? Hazreti Ali'nin kızıyla evlendi. Hazreti Ali'nin kızıyla evlendikten sonra ne dedi? Ela tüennûni. Ya beni tebrik etsenize dedi. Millete diyor. Düğün yaptım diyor. Tebrik etsenize beni. Niye tebrik edeceksin beni? Çünkü ben Resulullah'tan işittim ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yenkatu yevmel kıyame kullu sebebi ve neseb illa sebebi ve nesebi. Bütün bağlantılar, bütün soylar kıyamet günü kopacaklar. Benim soyumla irtibatım kopmayacak. Onun için ben de diyor Resulullah'ın torunlarından birini aldım. Hazreti Ömer'i görüyoruz. Fakat işte seyidelerle Resulullah'ın torunlarıyla evlenmekte de biraz daha mesuliyet var. Neden? İşte gönlünü kırma meselesi. Normal başkası gibi de olmaz. Efendim dediğini yapma meselesi. O da onu istismar etmeyecek. Kullanmayacak. Fakat insanda eğer hanımı seyit olan var ise o da ona farklı bir muamelede, hizmette bulunsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat alacak inşallah. Aynı hadis-i şerif İbn Abbas'tan rivayette var. Kullu nesebi ve sırrı munkatu'un yevmel kıyame illa nesebi ve sırrı. İbn Ömer'den bu da geliyor. Kıyamet günü benim soy bağlantım ve hısımlığım kopmaz. Allah Teala bizleri ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem, Âl-u Muhammed kullu teqî sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ehli beytim diyor, esasında kimdir biliyor musunuz? Haramlardan sakınan kimse, onu ehli beytimden sayıyorum diyor. Bizde olabilme ihtimalimiz var mı? Var. Nereden delil? Selman-ı Fâris. Ne dediler? Muhacirler dedi Selman bizdendir. Ensar dedi Selman bizden olsun. Resulullah çıktı evden, ne dedi? Bunu işitti sallallahu aleyhi ve sellem. Selman minna ehlel beyt. Selman bizdendir, ehli beytime kattım dedi. Bitti. Selman'ın girme sebebi nedir? Muhabbet, teslimiyet ve itaat. Ve takva. Biz de inşallah bu vasıflara haiz olursak Resulullah bizi zayi etmez sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, yıldızlar yer ehli için emandır. Ehli beytim ümmetim için ihtilaftan emandır. Yani onlar durdukça bu Resulullah'ın ehli sünnet yolu bozulmayacak inşallah. Kargaşalar çıksa da ehli beyt bu işi ne yapacak? Yoluna koyacak. Feydâ hâlefâ kabîletün ihtelefû fısârû hırbe iblis. Bir kabile benim ehli beytime karşı gelir de ihtilafa düşerlerse şeytana yem olurlar diyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakim rivayet ediyor, buyuruyor. Ve adeni rabbi fi ehli beyti men akarra minum bittevhid veliye bil belag en lehu la yuaddibu. Rabbim bana söz verdi. Senin soyundan kıyamete kadar gelecek ehli beytinden hangisi benim bir olduğuma, senin de peygamberim olduğuna inanırsa söz veriyorum azap etmeyeceğim. Ehli beyte de böyle bir söz vardır. İman şartı vardır. İmansız cennete girilseydi kim girecekti? Ona en çok iyilik eden amcası Ebu Talip girecekti. Ama imansız cennet yoktur. İbn Abbas radıyallahu anh'a hadis-i şeriften diyor: "Ve lesevfe yu'tika rabbuka feterda." Habibim, Rabbin sana o kadar verecek ki yeter, razıyım diyeceksin. "Min rıza Muhammeden la edhul ahadun min ehli beytin nar." Kainatın efendisi "İden la arda ve vahidun min ümmeti fin nar." Bir ümmetim bile cehennemde kaldıkça ben de razı gelmeyeceğim dedi. Peki ehli beytini bırakır mı? Onun için diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem razı gelmesinden razı gelmesi için şu gerçekleşecek ki ehli beytinden kimse cehenneme girmesin, o da razı gelsin. Yoksa istemeye devam edecek. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif. Hepsinin kaynakları var. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne Fatıma ahsanet ferca feharramallahu zürriyete alennâr." Benim kızım Fatıma namusunu korudu, muhafaza etti. Allah da zürriyetinin canını cehenneme haram etti. Onların hali başka. O kadar ona şey yapardı. Allah Allah. Kalkardı kimseye ayak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kızı Fatıma içeri girerse kalkardı. O öbür kızları da vardı ama onun kadar hiçbirine düşkün değildi. Ondan ibadet tarafı çok ağırdı. Seccadeden kalkmazdı. Hiç. Nur ya. Zehra. Ne demek Zehra? Tertemiz. Ne demek? Hiç hayız görmemiş. Ya. Allah isterse yapar. İbn Abbas radıyallahu anh tarifat. Resulullah Fatıma annemize ne dedi? İnne Allah gayru muaddibiki ve la veledik. Ey Fatıma, Allah sana da azap etmez, doğurduklarına da azap etmez. Çocuklarına da azap yok. Cabir radıyallahu anh. Şimdi bir de ne var? Yani hoca efendi bu ehli beyti biz de para verip de ehli beyti olamıyoruz. Siparişte ne yapacağız? Bu kadar fazla. Kardeş, sevgi parayla değil. Vallahi sahih bir hadiste ne var biliyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Men ehabbeni ve habbaza ve habbazeyni. Beni seven, Ali'yi seven, şu oğulları Hasan'ı, Hüseyin'i seven, sırf seven diyor ha. Kâne ma'iye fî dereceti yevmel. Kıyamet günü cennette benimle beraber olacak ama nerede biliyor musunuz diyor? Benim derecemde. Ah sevgi. İmanın esası sevgi. Sevmeyende iman yoktur. Evet. Allah için seveceksin. Sevdiği. Evet. Ali radıyallahu anh'a rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Şefaati li ümmeti men ehabbe ehle beyti." Ha bak, sırada o geldiğinde bilmiyordu bu. Bu da önemli bir şey. Hatip tarihinde zikrediyor. Benim ümmetimden kim benim ehli beytimi severse şefaatimi onlara ayırdım. Bize şefaat inşallah mutlaka ulaşacak. Şu mecliste şahidimiz olacak. Şu saatler şahidimiz olacak. Bu gece şahidimiz olacak ki biz onların sevgisi hakkı için burada oturuyoruz. O sevgi bizi kurtaracak. Evvelü men eşfe'u lehu min ümmeti ehlü beyti. İbn-i Ömer'den rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İlk şefaat edeceğim kimdir? Ehli beytimdir." İlk şefaate onlardan başlayacağım. Çünkü neden? En yakından başlanır. Duaya da insan kendinden başlar. En yakınlarından devam eder. Sadaka da verirken yardım kimden başlanır? En yakınlarından başlar. En yakınların muhtaçken gidip uzağa uygun olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuhfe'de yaptığı bir konuşmada "Elestü evlâ bikum min enfusikum?" sahabeye sordu. "Ben size canınızdan daha yakın değil miyim?" "Bela ya Resulallah, tabii yakınsın." dediler. "Fe inni sâilukum an isneyn anil Kur'an ve itrati." "Ben size yarın mahşer gününde Kur'an'ı ne yaptınız, ehli beytime ne yaptınız diye soracağım." diyor. "Bu Kur'an'da size emanet bırakıyorum.
Vasiyeti Kur'an ve Ehl-i Beyt. İbn Abbas'tan rivayet edilen meşhur bir hadis-i şerifin bak başka bir çeşidi. La tezul kademe abdin hatta yüsele an erba'in. Taberani rivayet ediyor. Hani hep söylerim, dört şeyden cevap vermeden, sual olunmadan adamın ayağı mahşerde yerinden oynayamayacak meselesi. An umri fi mefna. Ömrünü nerede harcadı? Ve an cesedi fi mebla. Bedenini nerede çürüttü? Ve an mali fi menfeka. Ve min eynektesebe. Malını nereden kazandı? Nereye harcadı? Bunları biliyorduk. Çok söyleriz biz bu hadisi. Neymiş öbürü? Ve an mahbetine ehlel beyt. Ehli beyti bizi seviyor mu sevmiyor mu? Bunun cevabını vermeden de 50 bin sene kıpırdayamaz. Mahşer 50 bin sene. Ayet var. Sevmek için inşallah biraz tanıma gayreti gösterelim. Biraz bu işte gevşeyiz biz. Pek konuşmuyoruz bu konuyu. Bu konuyu biraz konuşalım inşallah. Evet. Ali radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Deylemi tahric etmiş. Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Evvelü men yeridu alel havd ehlü beyt. Havzu Kevser'e ilk gelecek ehli beytim olacak diyor. İlk onlar içecek. Allah da bizi peşlerine takılmaya muvaffak et. Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eddibu evladekum ala telati hısal. Çocuklarınızı üç haslet üzere te'dib edin, edeplendirin ve yetiştirin. Hubbi nebiyyikum. Çocukları neyle yetiştirin? Başta peygamberinizin sevgisi. Bak Mevlüt ayı geliyor. İnşallah güzel eserler çıkacak, inşallah güzel sohbetler olacak. Ama çoluk çocuk inşallah haberdar olsun. Yani İslami geçinen kanallar bile bu diyalog adına, çizgi filmlerde bile papazlar kiliseler ya. Çizgi filmlerde bile ya. Çoluk çocuk bunları mı öğrenecek ya? Böyle olmaz. İkincisi ve hubbi ehli beyti. Ehli beyt sevgisi üzere yetiştirin. Ama biz ehli beyt sevgisi üzere yetiştirmiyoruz ki. Yani ne biliyor bizim çoluk çocuğumuz? Ali'den, Hasen'den, Hüseyin'den ne biliyor? Rıdvanullah aleyhi mecmuin. Fatıma annemizden ne biliyor? Cafer-i Sadık'tan, İmam Bakır'dan, İmam Zeynel-i Abidin'den ne biliyor? Çocuklarımızı bırakalım. Şimdi sizden birinize soralım. İmam Ali Rıza. Kimdir İmam Ali Rıza? İmam Musa'l Kazım. Kimdir? Yani biz bu işte gevşeklik ettiğimizi itiraf edelim. Ve bunu telafi edelim bir an evvel. Bu sevgi içimize işlemeden ölmeyelim biz. Bunları konuşacağız. Ve alâ kıraatil Kur'an. Üçüncü neyle terbiye edin diyor? Kur'an okumak üzere, Kur'an kıraat üzere yetiştirin. Nerede? Çocuk çıkacak 8 sene, şimdi 12 seneye çıkartacaklar. Çocuk çıkacak 17 yaşında. Ondan sonra gel Kur'an oku. Nereden okuyacak? فَاِنَّ حَمَلَتَ الْقُرْآنَ فِي ظِلِّ اللّٰهُ مَلَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ مَعَ اَنْبِيَاءِ وَاصْفِيَاءِ Kur'an'ı yüklenen hafızlar, alimler ne olacak? Kıyamet günü hiçbir gölge olmadığı günde ancak Allah'ın gölgesi var iken onun gölgesinde peygamberlerle ve safi, seçkin kullarla birlikte olacak. Allah cümlemizi Kur'an ehlinden eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Hazreti Ali'den rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اَثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ اَشَدُّكُمْ حُبَّنْ لِهَلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي Bak ayırmadı. Sırattan geçerken çok sarsıntı yaşanacak. Tehlikeli geçitler olacak. 7000 sene tevkif var. 7 durak var. Her durakta 1000 sene tutuklanma var. Sual cevap var. Sırat. Yahu biz sıratı geçmiş gibi oturmuşuz gülüyoruz ya. Sıratı geçmedik ki tabii. Ama diyor sıratta en ayağı sabit duranlar Ehl-i Beytimi ve Ashabımı en çok sevenler olacak. Onun için Ehl-i Beyti sevip de Ashabı sevmeyenler kayarlar. Birlikte seveceğiz inşallah. Hem sahabeyi emelim. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba'atun ene lehum şefi'un yevmel kıyameti el mükrimu li zürriyeti vel kâzî lehum ul havâice ve sâ'i fî umûrim inde mazdarru ileyh vel muhibbu lehum bi kalbi ve lisâni. Dört kısım insana sözüm olsun, kıyamet günü şefaatim nasip olsun diyor. Bir, benim zürriyetimden gelen çocuklarıma, torunlarıma ikram eden, onların ihtiyaçlarını gören, darlandıkları vakit işlerinde onlara yardım eden, kalbiyle ve diliyle onları seven, sevdiğini itiraf eden. Bunlardanız elhamdülillah. Ben bayağı bunlardanım yani. Seyitlerle çok ilgilenirim. Allah rızası için
elimden gelen gayreti gösteririm. Kendim zorda olsam da onları öne alırım yani. Allah'ın izniyle. Seyitlere çok büyük ihtiramım vardır. Onlar da beni onun için severler. Efendim, ne kadar da seyit varsa böyle gelir beni bulur yani. Ben de giderim onlarla bulurum. Demiş ya, efendim, derviş dervişi tekkede. He? Hacı Hacı Mekke'de demiş işte. Bir şey daha var, ne o? Geçen demiştim, onu unuttum neyse. He? Kalsın ha. Bulaştırmayalım işi. Ebu Said radıyallahu anh'ta rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşteddâ gadabullâh alâ men âdâni fi itrati. Ehli beytim hakkında bana eziyet edenlere karşı Allah'ın gazabı şiddetlenmiştir. E şimdi Yezid ne oldu? Gitti ya. Allah'ın gazabı diyor, ehli beytimde bana eziyet edenler şiddetli olur diyor. Nasıl olacak? Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 50. hadise geldik. Bazıları aynı manaya yakın idiler. İnnallâhu yubğıdul ekle fevka şibâ'i. Allah diyor, doyduktan sonra yiyene buğz eder. Hep gittik. Aç kalkan yok ki de. Adama diyorsun ki, kardeşim diyor ki, daha doymadım ki. Zaten doymadan kalkacaksın. Bir de doyduktan sonra da yiyor. O tatlı tarafı doyduktan sonra. Meyve ve tatlı doyduktan sonra. Zaten onu doymadan yer mi? Halbuki sünnet meyveyi önce yiyecek. Niye? Kessin diye. Bu da sona bırakıyor. Niye? Alkole dönsün diye. Çünkü herif uğraşıyor ki, hadi ben diyor elmayı, armutu şimdi yiyeceğim çorbadan evvel. Çorbanın ne lezzeti kaldı? E biz de ona uğraşıyoruz işte. Az ye diye. Yemez. Doyduktan sonra yiyene buğz eder. Vel gafile an taati. Allah ibadetten gafil. Hiç. Şimdi burada sohbet var. Ayet, hadis, yatsı namazı bilmem ne. Adamın ne haberi var? Adam şimdi kim bilir hangi diziyi seyrediyor. Gafillere buğz eder. Ve tergeli sünneti nebiyi. Peygamberinin sünnetini, yolunu terk edenlere kızar. Hele itikaden terk ederse, kadere inanmak şart değil derse, bir de amentülerde terk ederse, onun buğzu menfur bir şey. Mebhuz olur. Vel muhfira zimmete. Allah'ın zimmetini güvence verdiği adama dokunur. Mesela Yahudi Hristiyan, pasaportlu gelmiş veya burada vatandaş. Bunlar zimmidir. E sen kalkıp ona saldırsan, dalsan, dövsen, bir şey etsen ne oldu? Güvence, Allah'ın güvence verdiği adama, zimmetinde olan birine, efendim Allah'ın güvencesini bozdurdun. Bozdun. Buna da buğz eder. Hem cennetin kokusunu duyamaz diyor ya zimmi öldüren. Bir de sabah namazı kılan. Allah. Men salle subuhe fehu fi zimmetillah. Fe la tughfirullah fi zimmeti. Bu da acayip bir hadistir. Sabah namazını kim vaktinde kıldıysa diyor Allah'ın sigortasına girmiştir. O adama dokunan yanmıştır diyor. Suudi Arabistan'da 25 sene hapishane müdürlüğü yapmış bir adam konuşuyordu Arap televizyonda. Bir gün dinliyorum. Adam dedi ki 25 sene dedi hapishane müdürüyüm. Suudi Arabistan'da. Her sabah dedi yani mahkum geliyor. Hapishaneler boş durmaz. Her gün birileri geliyor. 25 senedir her gelene soruyorum. Bugün sabah namazını kıldım mı? Bir tane kıldım diyen denk gelmedi, hapse girmedi o gün diyor. He? Allah. Vel mubghid itrate nebiyyi. Peygamberinin ehli beytine, akrabasına kızan, buğz eden de Allah'ın buğzuna çarpılır. Vel müzi cirane, bir de komşularına eziyet eden, bu komşu eziyeti de bu zamanda bir acayip oldu yani. Yani adama alıyorsun, balık yapıyorsun, adam belki yiyemiyor bunu. Koku bile eziyettir diyor yani. Yemek kokusu bile eziyettir. Komşularına eziyet eden ne Allah buğz eder. Evet. Ebu Sa'id radıyallahu anh ve Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ehlü beyti vel ensaru kerşi ve aybeti ve sahabi ve mevzu'u mesurreti ve emaneti fekbelu min muhsinin ve tecavezu an müsiihim. Ehli beytimle Medineli ensar benim diyor içimdeki canım ciğerimdir diyor. İçimdeki yani hani bağırsaklar insanın neresinde artık? Onlar benim diyor içimin içindedir diyor. Sahabem diyor benim emanetimdir.
Onun için onların iyilerinin iyiliklerini kabul edin. Bir yanlışlarını görürseniz onlara kötü karşılık vermeyin, affedin diyor. Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men evlâ racüle min beni Abdülmuttalib. Abdülmuttalib Efendimizin nesi? Dedesi. Benim dedemin çocuklarından bir adam ma'rufen fid dünya, bir adam iyilik yapsa, felem yakdiril muttalibi alâ mükafeeti, o bizim akrabadan olan kişi de dünyada onun karşılığını veremese fe ne ukafu ani yevmel kıyame, Resulullah böyle kıyamet günü onun karşılığını ben vereceğim. Benden alacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ lekiyeni, başka hadiste ne diyor? Bana kavuştuğu zaman benden istesin diyor. Alacağı benden. Hazreti Ali'den gelen rivayet, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men sana'a ile ahadim min ehli beyti yeden kafetü yevmel kıyam. Ehli beytimden birinin yanında bir iyilik bırakan kıyamet günü karşılığını görecektir. Evet. Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet, inni tarikum fikum ma intemessektum bilen tadillu. Size öyle emanetler bıraktım, tutunursanız sapıtmazsınız. Kitabullah, Allah'ın kitabı Kur'an. Sebebullah, Allah'ın ipi. Hablullah, tarafu biyedillah. Bir ucu Allah'ın elinde. Allah'ın haşa bizim gibi eli yok. Yani kudretinde. O tarafu biyedikum, öbür ucu da sizin elinizde. Şimdi Kur'an'a yapışan direkt Allah'ın ipine tutuldu. Ve itrati ehlü beyti, bir de ehli beytim var. Ve innum malen yeteferraka hatta yerida aleyyel havza. Havz-ı Kevser'in başında buluşmak üzere. O zamana kadar ayrılma yok. Kur'an ehli beyt birbirinden ayrılmayacak. Biz de onlardan ayrılmayacağız inşallah. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. İnni tarikum fikum halifeteyn. İki halife bırakıyorum. Kitabullah, hablüm memdud ma beynes sema vel ard. Gök ve yer arasında sarkıtılmış ip Allah'ın kitabı Kur'an. Ve itrati ehli beyt. Bir de ehli beytimdir. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor hadis-i şerif. Sittetün lanehumullah ve kullu nebiyyin mücab. Altı kişiye Allah lanet etmiştir. Bütün duası makbul peygamberler de lanet etmiştir. Ezzâid fî kitâbillâh. Allah'ın kitabına ilave yapan. İlave yapan veya noksan yapan. Vel mükezzib bi kaderillâh. Allah'ın kaderini inkar eden. Kim kader yok, alın yazısı yok derse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ve Allah'ın ve benim ve bütün peygamberlerin lanetlisidir. Kader yok diyenler. Biz şimdi bunları söylemek durumunda kaldık işte. Kaderi inkar ediyorlar diye bunlara reddiyeler yaptık. E ne yapacaktık şimdi? Millet lanetlensin mi? Onlara mı inansın? Vel müteselluk bil cebarut fe izze bizelke men ezellallah ve yudille men azzallah. Bir adam zorbalık yapıyor. Diktatörlük yapıyor. Astığım astık, kestiğim kestik. Allah'ın alçak ettiklerini aziz ediyor. Allah'ın aziz ettiklerini zelil ediyor. Bunlar, bu tarif de birilerine çok uygun düşüyor. Allah onları ıslah eylesin. Amin. Vel, yani ne acayip bir şeydir. Allah'ın zelil ettiği kitapsızları, o ehli kitap geçinen kitapsızları okkalamak, hürmet etmek, bütün haklarınızı vereceğiz demek, onları ziyaret etmek, çok duygulanıp ağlamak falan. He? Ondan sonra ehli sünnete geldi mi gel aşağı. Bu zorbalığı bıraksınlar. Allah başlarına geçirir, gökleri yerlere indirir. Ha. Zorbalığı bıraksınlar. Allah'ın aziz ettiği Müslümanlardır. Müslümanı zelil edersen, Allah'ın zelil ettiği kafirleri değerli kılarsan, işte melun olursun. Herkes haddini bilsin, herkes ne yaptığına dikkat etsin. Müslüman memleketinde salyangoz mahallesinde salyangoz satmasınlar, sattırmayacağız inşallah. Neredeyse uyuyorsunuz ki? Bir şeyden haberiniz yok. Adamlar neler yapıyor? Ay bacayı dolaştı. Haberiniz yok. Ya Sudan'da diyorlar bölünme var. Daha bugün dedim. Niye bölünecek Sudan? Hristiyanlara ayrım. Nereleri petrol yatağı? Oralarda Hristiyan varmış. Fakir Müslümanlar hep fakir. Taraflarda falan. Ya bu Sudan'da Hristiyanlık ne zaman? Bu misyonerlik faaliyetlerinden ne oldu? Yarısı Hristiyanmış ya. Ben böyle şey, Afrika'da hiç Hristiyan yokken yarısı Hristiyan oldu şimdi. Hep bu misyonerlik faaliyeti. E sen Yahudi Hristiyan cennete girecek dersen, ondan sonra
hamun babasında elini öpüp de o üstad-ı azam dersen, andan sonra bu milleti dinden çıkarırsın. Ama Türk milleti yutmayacak bu işi ya. Yutmayızsınız inşallah. Vel müstehilli haramillah. Allah'ın haremini helal gören, yani Mekke'de kan dökmek, Mekke'de ot koparmak, Allah'ın yasak sahasını helal görmek. Vel müstehil min idretime haramallah. Benim ehli beytimden Allah'ın haram ettiklerini helal görmek. Ehli beytime hürmet edilecek, yanlış yapılmayacak. O onlara şerefsizlik yapanlar. Ve tarikülü sünneti, sünnetimi terk edenler. Şimdi sünnetimi terk edenler deyince burada işte misvak kullanmıyorsun, lanetlisin. O demek mi bu şimdi? Yok sarık niye sarmıyorsun, lanetlisin. O demek mi bu şimdi? Değil. Ya ne demek? Onları da eğer inkar ederse lanetlenir. Sarık sünnet değil dese, misvak ne bu, odun dese, haşa, lanetlenir. Ama bir sünneti terk etmekten lanetlenmez. Buradaki sünnetten maksat nedir? İtikat sünnetidir. Ehli sünnet inancını terk edenlere Allah da, ben de, bütün peygamberler de lanet etmişiz diyor. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın. Ve râgib an sünneti ilâ bidâ. Yolumdan ayrılıp yeni uydurma bid'atlere dönenler diyor. Başka bir hadis-i şerifte. İşte bu reformlara dikkat edin. Bu içtihat uydurmalarına dikkat edin. Kitaplarda yok ama bana göre böyle diyenlere dikkat edin. Adamlar ne rahat adamlar ya. Mürtetler de yine lanetlenmiş. Dinden dönmekten Allah bizi muhafaza eylesin. Ne kadar mürtet var ya. İman şartı ikidir diyen ne oldu? Ehli kitap iki şartla cennete gider diyen ne oldu? Mürtettir ya. Hem Hristiyan hem Müslüman olunur diyen nedir? Dinsizdir ya, mürtettir ya. İkisi birden makbuldür diyen, onların şeyi de ameli salih olur şimdi. Hepsi mürtettir. Yani çok mürtet başladı. Mürtetlik artmaya başladı. Hem de namazla abdestli geçinen tiplerde. Ne yapacağız ya? Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Felâthüm men hafızlahün. Ondan evvel şunu okuyalım. Ali radıyallahu anh rivayet Resulullah buyurdu. Hayrun nâsil arab ve hayrul arabi kureyş ve hayrul kureyş belvaş. İnsanların en hayırlıları cins olarak hangi cins? Araplardır diyor. Niye? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimden geldi? O zaman ne oldu? Orayı kimse? Cins olarak. Araplardır. Hayrun Arap, Arapların en hayırlısı hangi kabiledir? Kureyş. Kureyş, alemler yaratılmadan diyor Allah'ın huzurunda tesbih ediyordu kabilesini. Tabii hadis-i şerifte var. Çünkü oradan, Ebu Bekir oradan, Ömer oradan, Osman oradan, Ali oradan. Hepsi oradan ya. Kureyş ne demek? Ama Ebu Cehil de oradan. Ebu Cehil de oradan. Onun için bütün mesele yine nereye dönüyor? İman, iman, iman. İman olmayan istediği kabileden olsun. Fark etmez. Ve hayır Kureyş beni Haşim. Kureyş'in en hayırlısı da kimdir? Haşim oğullardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Kimdendir? Haşim oğullardan. Cebrail aleyhisselam diyor ki yeri göğü altını üstüne getirdim. Araplardan hayırlısını bulamadım. Oradan geldim Kureyş'ten hayırlısını. Arapları altın üstüne getirdim. Kureyş'ten hayırlısını bulamadım. Kureyş'te altın üstüne getirdim. Haşim oğullarından hayırlısını. Haşim oğlan altın üstüne getirdim. Muhammed'in ehli beytinden sallallahu aleyhi ve sellem onun doğuran haneden daha üstün bir ev bulamadım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor fene hıyarun min hıyarin min hıyar. Ben seçilmişin seçilmişin seçilmişim sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey var. Başka bir hadis-i şerif. Onları koruyanı hafızallahu lehu dinehu ve dünya Allah onların dinini dünyasını muhafaza eder. Ve men zayya'unne lem yahfazillahu lehu şey'a. Onları zayi edenin Allah hiçbir şeyini muhafaza etmez. Neymiş bu? Hürmetül İslam ve hürmeti ve hürmetü rahmi. İslam'ın hürmeti. Efendi kardeşler, biz epey zamandır şu yaptığımız reddiyeler, özellikle bu Yahudi-Hristiyan diyaloğu ve bunların cennete girme fikri vesaire üzerinde durduğumuz konular, İslam'ın hürmetini muhafaza etmek kabilindendir. Biz hayattayken, ortada dolanıyorken, hacı hoca diye geziyorken, bir de bu kadar ağzımız laf yapar, çene kuvvetli vaziyette konuşuyorken, birileri milleti gavur ederken, biz buna sessiz kalamazdık. Çünkü açığa yeni çıktı bu işler. Bu kadar olduğunu biz bilmiyorduk.
Ha, İslam'ın hürmeti hepimiz kendi hürmetimizden üstündür. Evvela İslam'ın dokunulmazlığı, dinimize dokundurmayacağız. El-i sünnet itikadına dokundurmayacağız. Kimse öyle ağlamakla, sızlamakla, efendim, takvalık numaralarıyla, bilmem, ibadetle, şundan bundan bizi kandırmasın. Biz el-i sünnet itikadına bakarız. Bizim elimizde kıstas var, mizan var, terazi var. Oraya uymadığı zaman sabaha kadar ibadet etse boşunadır. Sen en Müslüman olunur, en Hristiyan olunur. O muharref kitaplardaki de amel-i salih olur dedikten sonra bizi kandıramazsın. Bitti. İkinci hürmet benim hürmetim diyor. Bu noktada sallallahu aleyhi ve sellem hürmetini korumak için biz bu selefi vehhabi akımına reddiye yapıyoruz. Niye? Resulullah'ın şefaati yoktur diyor. İşte çıkıyor. Televizyonda şurada. Resulullah'ın şefaati yok. Şu yok, bu yok. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karizma katmak için hadis uydurmuşlar. O kadar büyük değil, o kadar güçlü değil, o kadar şöyle değil. Üç Muhammed kitabı. Bunlar Resulullah'ın hürmetidir, dokunulmazlığıdır. Kainatın efendisinin hürmetine dokundurmayacağız inşallah. Bunu muhafaza ederseniz diyor, dininizi, dünyanızı ben koruyacağım diyor. Bak dikkat edin, Allah'ımızın sözü var. Ama sen benim eve dokunma, bizim tarlaya dokunma. Anladın mı? Bizim arabaya çizme. Ondan sonra millet itikadı boz milletin. Bana ne? Ben reddiye yapmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ırzı hakkında konuş, haşa. Kainatın efendisinin faziletlerini inkar et. Öyle. E bu da bir görüştür, bu da bir hocadır, bu da bir meşhur adamdır. Böyle diyorsun bana. Sana dokundukları zaman ayağa kalkıyorsun. Anana biri bir şey dediği zaman ayağa kalkıyorsun. Kendine bir şey dediği zaman tazminat açıyorsun 50 milyar, 100 milyar. Ondan sonra kainatın efendisi hakkında o kadar kitap yazıyor adam. Biz reddiye yapıyoruz, bize sus diyorsun. Bari sen yapamıyorsan yapana yol ver de belki kurtulursun. Bir de bizi susturmaya uğraşıyorsun. Bakalım Allah kimi susturacak? Biz bu hadise göre Allah'ın korumasına girmişiz. İslam'a dokundurmuyoruz. Resulullah'ın hürmetine dokundurmuyoruz. Ve hürmeti rahim. Bir de ehli beytimin hürmeti var diyor. Adam orada ehli beyte her türlü pisliği istat edip de ehli beyt şöyle, ehli beyt böyle diyerekten ehli beyte müstehcen ve münker şeyler istat ederken efendim biz ne diyoruz? Ehli beyt bunlardan münezzehtir. Onların nezih sahasına biz bu lafları bulaştırmayız ve yakıştırmayız. Bu reddiyeler bunun için yapılmadı mı? Arifan dergisinde inşallah Mevlüt ayında bir hafta sonra çıkacak sayıda yine. Ne yazdık? Bu adamlara reddiye yazdık. E ne yapıyor adam? Allah Teala peygamberim ne affetmek için ayette affallahu anh seni Allah affetsin diye. İşte bak peygamberin suçu var ki diyor Allah affetsin diyor diyor. Bu sırf bunun için reddiye yazdık şimdi. Tam Mevlüt ayında kainatın efendisinin hatası var mıymış bakalım? Yanlış suçu var mıymış bakalım? Adam bunu diyor. Ayete böyle mana veriyor. Bir de diyor peygamber ne? Allah peygambere diyormuş ki ne kötü yaptın. Mutezile'nin şeyi bu. Zemakşe, Mutezile'nin feşi. Aynı manaları veriyorlar şimdi. Oradan tercüme ediyor. Mutezile mezhebinin tefsircilerinden. Bu olmaz ki bu ehl-i sünnet mahallesi buraya. Onun için bu üç şeyi koruyalım. Allah dinimizi, dünyamızı muhafaza edersin. Kim bunları zayi ederse diyor, Allah hiçbir şeyini korumayacak, onu berbat edecek diyor. Bak hiçbir şeyini korumaz Allah. Korkaklığın bir lüzumu yok. Ecelden evvel ölmek yok. Yazılmayan başa gelmez. Ne yazıldıysa o isabet eder. Onun için Allah bize Celle Şanuhu Celle Celaluhu dinimizi, Muhammed Mustafa'mızın hürmetini, dinimizin hürmetini, Ehl-i Beyt'in hürmetini, ulemamızın hürmetini korumayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Şimdi efendim, hac ve umre ile ilgili risale dedim de, risale bizim risaleler değil, koca kitaptı, 500 sayfa bu. Buna çok uğraştım ben. Hac ve umre ile ilgili, umre mevsimi yanaşıyor inşallah. Gidilecek inşallah. Efendim herkes ne yapacak gitmeden evvel? Hoca efendi ben kitap okumama lüzum yok. Niye? Ben 10 kere gittim zaten. 10 kere gittin ama 10 kere de yanlış gittiysen ne olacak? Bektaşi dedi ben abdestsiz kılıyorum oluyor dedi yani. Sen kim bilir ne yanlışlar yaptın? O hocalarda bile. İhramlıyken sabun sürenler, kolonya kullananlar, kolonyalı mendille silinenler, ihramlıyken içinde don bırakanlar. Neler gördük neler yani. İhramdan çıkmadan önce tırnağını kesenler, saçından. Yani okumak lazım. İnsana hocayım demekle de olmaz bu iş. Bu iş tatbikat işi. Onun için inşallah bu kitap size
çok büyük istifade olsun inşallah. Ben bunda bayağı zorlandım yani. Hemen hemen en çok zorlandığım kitaplardan biri. Çünkü fıkıh meselesi, fıkıh. Bütün fıkıh meselesi. Bunda öyle çok faziletli ameller meselesi yok. Bunda ne var? Şu bozar, şunda kurban vacip, şunda şu olur, bunda bu olur. İhramın hükümleri vesaire. Adam, sizin de fetva sorduğunuz hocalarda, diş macunu ihramlıyken kullanılır diyor. Ya diş macunu tamamen kokudur. Bunu fırçaladığın zaman ağız bir uzuvdur, bütün ağzını kaplıyor. Kurban cezası gerekir ya. Yani bunu biz yanımızda gittiğimiz hocalarda rastlıyoruz ya. Onun için bunları hep yazdık yani. İnşallah burayı esas alırsınız. Hac ve Umre'de bu risalesi çıkmış. Üç vasiyetim, bunu unutmuyorsunuz. Bu üç vasiyet geçerli. Siz de ölünceye çocuklarınıza vasiyet edeceksiniz. Ne gibi? O Nuh Aleyhisselam'ı inkar eden zındıklar, çocuğunu getirip evladım bak, ben ölürüm kalırım sakın buna inanma diyorlardı ya. Hani Nuh dedi peygamber demez hesabı. Biz de ne yapacağız? Aman evladım, torunum, ben ölürüm kalırım, vasiyetler var. Memlekete tehlikeler var. Ehl-i sünneti bozmak isteyenler var. Bu yolu muhafaza et evladım diyeceğiz. Çoluk çocuğumuza bunu vasiyet edeceğiz. Anladın mı? Zaten bırakacak tarla arsa da yok pek bizde. Onun için bunları bırakalım inşallah. He? Öbür türlü çok malı olup bırakacak olanlar kitaba sıra gelmez. Adam çünkü daha adam ölmeden başında tepişirler yani. Hey gidiyorsun da bana ne bıraktın diyor da adama ya. Adam orada ölüyorum diyor. Komaya girmiş. Arada bir de ayılmış. Bazı o komalılar ayılıyor. Kaç sene sonra da ayılan var zaten. Bir de baktım diyor öbür odada konuşuyorlar. Bu epeydir komada ya. Ölecek diye hesap yapmışlar. Şurası senin, burası benim diyor. O sinirlen bir dirildim diyor. Hala yaşıyorum diyor ya. Hani eceli gelmemiş ama adama da Allah duyurtursa çok fena oluyor yani. Ya durun dedim ben öleyim de paylaşırsınız dedim diyor. Daha ölmedim. Bizim vasiyetimiz dinimiz olsun. Ne dedi Yakup Aleyhisselam çocuklarına? Ma ta'budun en ba'd. İzhad ra Yakup el mevt. Tam ölecekken diyor Yakup, benden sonra neye tapacaksınız? Vasiyet bu olmalı. Vasiyet ne olmalı? Benden sonra yolunuz, inancınız, itikadınız, dininiz ne olacak? Onun için bu üç vasiyetim deyip geçmeyin. Burada ben çok ileriye yönelik şeyler Allah bize yazdırdı, söyletti. Bunları yayın inşallah. Allah Teala bu batılları sizin vesilenizle ortadan kaldırsın. Şimdi bazıları ile çıkmışlar. Ya Safer ayının salıdan okursan çarşambanı. Ya bu hadis Deylemi'de geçiyor. Salı günleri şu dua yoksa Allahümme ya kafiyel bela diye geçiyor burada. 54. sayfada mesela. Bir hafta beladan uzak olur. Efendim salı çarşambaya bağlayan gece. Şunları yaparsan. E ne var bunda? Biz sana kalkıp da efendim bir kilo fıstık alıp da bana getireceksin demedik ki. 100 tane besmele, 100 tane sübbuhun kuddüs. Ne zararı var? Ya insanları niye duadan zikirden geri bıraktırıyorsunuz? Biz demedik ki salı günü yola çıkmayın, çarşamba günü işe gitmeyin. Ama biz dedik ki Allah'a sığınalım. Çünkü burada azap günleridir. Efendim, bu usta Safer ayının bir daha hafta mı geliyor? Son çarşamba ne zaman? He? Yok ya önümüzde değil. 1 Şubat, 2 hafta mı var? Ha birbirimizi uyaralım, uyandıralım. Aman unutmayalım inşallah. Yapacaklarım hele ki son çarşamba. Siz zaten her çarşamba, hoca biz her çarşamba yapalım. Senede bir çarşamba bize söyle bari de. Onu yapalım diyorsunuz. Onları inşallah dergiden takip edin günlerini, gecelerini. İnşallah unutmayalım. Evet. Şimdi diyeceğim husus şudur ki efendi kardeşlerim, Allah hepimizi fitnelerden muhafaza eder. Fakat tabii bize yapılan iftiralar peş peşe geldi. Bu zamana kadar da bir şey tutmadı. Şimdi de düşünüyorlar ki bizi bir yerlerle irtibatlayıp efendim bazı şeylere adımızı karıştırmak. Mesela adam beni ziyarete gelmiş. Veya adam şimdi yoldayız da 40 kişi görüyorum. Herkes öyle bir resim çekti. Ya bir şey desen olmuyor. Havaalanında uçağı kaçıracağız. Herkes resim çekiyor. Ya resim çektiriyoruz da adamın ne olduğunu bilmiyoruz. E adama da kardeşim bir gebetene bakalım da öyle resim çektirelim diyemiyoruz. Bu sefer yarın nedir ne değil bilmiyoruz. Herkes bizi Allah için seviyor diye biz de bir şey demiyoruz. Şimdi artık ne plan kuruyorlarsa Allah başlarına çevirsin. Şimdi de oraya başladılar. Ama ben detayına girmiyorum. Ondan sonra efendim, Efendi Hazretleri bizden rahatsız. Efendi Hazretleri televizyona çıkmamızdan, şundan bundan razı değil. Biz uyduruyoruz. Efendiyi istismar ediyoruz gibi. Aynı şeyde Yeni Şafak meselesinde o toplantıdan razı değil.
Halbuki o büyük salon meselesinde Efendi Hazretlerine benim yanımda soruldu ki efendim şöyle mi bir yer olsun, şöyle mi bir yer olsun, büyük mü olsun, en büyüğü olsun dedi. Dolayısıyla onun izniyle, müsaadesiyle, zaten kendi konuşmasını dinlediniz değil mi? Ne dedi? Kendi sesinden alimler benim iznimle, emrimle geldiler biiznillah. Ben istedim dedi bunu. Bunu kimse yapmıyor. Bu efendinin kendi sesi değil mi? Her şeyi konuşuyor. Şimdi efendi işte durduğu yerde rahatsız. Yok efendi hazretlerinin işte etrafını sarmışlar. Efendiyi rahatsız ediyorlarmış. Efendi istemeden oluyormuş bu işler. Buna da birileri çanak tutuyor. İçeriden ve dışarıdan. İnşallah bu oyun bozulur. Dün efendi hazretlerinin yanındaydım. Ya dedi bunlar kadar yalancı görmedim. Yalan, yalan, yalan dedi. Ben rahatım. Yerimde iyi bakılıyorum. Razıyım. Ben istediğim şekilde hareket ediliyor. Hani ben dedim böyle böyle bir şeyler şimdi çıkartmaya çalışıyorlar. Ya nereden uyduruyorlar bunları dedi. Bunlar ne yalanlar söylüyorlar dedi. Şimdi efendi hazretleri bir yere gidiyor. Diyelim ki orada salonda şeye geldi değil mi? Ödül merasimi. Kendisi orada. Gelmeyecek dediler. Geldi mi? Hem de kaç gün evvelde? 2 gün evvelden geldi. Bütün alimlerle görüştü mü? Hatta orada sempozyum diyorlar. 1-2 gün devam etti. Ona da indi mi? İndi ya. Bu, kim bunu efendiyi zorlan böyle şey yaptıracak? Bunu kim uyduruyor şimdi? Böyle bir meseleler. Şimdi adam kürsüden konuşma yapıyor imam. Diyor ki salonlara gitmeyin. Bizim salonumuz yok. Efendi oraya gidiyor. Adam diyor ki oraya gitmeyin. Bu da efendinin adına söylüyor bunu. Diyor ki efendi diyor eski efendi değil. Allah diyor eski aklını versin diyor. İmam diyor bunu kürsüde. Kadın sohbetlerinde duyanlar var, erkek sohbetlerinde dinleyenler var. Artık terbiyesizliğin bu kadar olmaz. Efendinin aklı başında, efendi hazretlerinin zerre... Ya biz, efendi mürşidi kamildir. Müceddittir. 15. asrın müceddididir. Bu zat Gavs'tır. Buhari hadisi kutsi'de Allah buyuruyor. Ben bir kulumu sevdiğim zaman... Febi yantıku. O artık benimle konuşmaya başlar. Konuşurken diyor benle. Ve bir yesma işitirken benimle. Ve bir yusur görürken benimle. Tutarken benimle. Ben o kadar kerametlerine şahit oluyorum. Her an devamlı keramet gösteriyor. Adamın içini dışını her şeyini biliyor. Böyle bir zat. Sen buna rabıta yapıyorsun. Nasıl böyle rabıta mı olur ya? Eski efendi, yeni efendi. Bunlar efendiyi ikiye böldüler. Eskiden resme izin vermiyordu. Yok salona gidilmiyordu, yok televizyona çıkmaya, vaaz etmeye izin vermiyordu, teybe izin vermiyor, şimdi veriyor. Ama bu adamı kendi çağırdı. Ben yanındayım, sor dedim, sormadı. Orada birkaç hoca daha var, isimlerini de şahitlerini getirebilirim. Onlar da duydular. Dedi ki, aynen böyle, ben Sift'te eskiden bu işleri sıkı tuttum. Fakat şimdi serbest bıraktım. Niçin? Garip zaman, ahir zaman dedi. Millet... Dinden, imandan çıkıyor. Bizi mecbur bıraktılar. Cevap vereceğiz diyor. Efendi Hazretleri zamanına, zeminine göre hareket eden bir insandır. Efendi bunları bilgili olarak ben diyor eskiyi biliyorum ne yaptığım ama şimdi serbest ettim dedi. Yüzüne dedi. Ya bir şey sor tamam. Öbürlerini de ikna et dedi buna. Çıktı kapıdan. Dedi ki bir kerelik zoraki verdi. O da zoraki dedi. Kürsüye çıktı bunu dedi ya. Efendinin yanında biz buna şahidiz. Bana zerre kadar inanıyorsanız ben yalan konuşmam. Bu kadar basit. Şimdi efendi iade et, eski hanesine iade et, sur içine iade et, şuraya iade et, şeyhinin yanına getir, şuraya götür. Böyle dualar olmaz ki ya. Bu ne saçma sapan dualardır ya. Amin denecek dualar değil ya. Efendi yerinde rahat. Orası beynine iyi geldi, oksijen bol olan bir bölge. Efendi Hazretleri, şimdi istenen nedir? Efendi Hazretleri bir ara ellerine alan gruplar yeniden ele alıp Efendi Hazretlerine bir ilaçlar, uyutucu ilaçlar verilerek kimseyi görüştürmemek. Ondan sonra Efendi Hazretleri insanlara görüşürken dalıp bir şey söyleyememesi. Senelerce böyle bir tatbikat yaptılar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Efendim diyorlardı oturmayın beyninize kan gitmiyor. Sıralı yatırıyorlardı. Ben bunun şahidiyim. Aylarca yanına bizi sokmuyorlardı. Şimdi Efendi Hazretleri nasıl hizmet yapıyor? Dünyaya hakkı duyuruyor. E şimdi Efendi Hazretleri ne olsun? Yeniden kimseyle görüştürülmezse, konuşmazsa ne olacak? Efendim, hak meydana çıkmayacak. Efendim Hazretleri bize dedi ki çık televizyonlara, hakkı söyle dedi. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytan dedi bana.
acı da olsa söyleyeceksin dedi. Şeytanın dostlarıyla cihat var dedi. Şeytanın hilesi zayıftır dedi. İki sene evvel beni bu emirle başlattı. Ve ben bu mücadeleye feda olmayı da göze alarak, başıma ne gelecekse de göze alarak, sırf o Allah dostu konuş hakkı dediği için çıktım konuştum. Bir kuruş para almadım be. Ve bu adamlar konuşuyorlar arabalarda giderken, şoför duydu bana söylüyor. Kim bilir flaştan ne kadar paralar alıyor diyor. Ondan sonra da diyor ki kendilerini televizyona satmış hocaları dinlemeyin. Allah rızası için bunlara yüz vermeyin. Bunlar sohbeti dinlenilecek adam değil. Kadınınız, erkeğiniz bu fitneye lütfen dur deyin. Yani benim demek istediğimiz bunlara yüz verilmesi ve bunlara inanılmasın. Sizi batıla sevk edecekler. Bir zaman sonra bunlar sizi batıla sevk edecekler. Bu kadar size açık söylüyorum. Çünkü efendiye eski efendi değil diyenler, efendi değişti diyenler, eski aklı için dua edenler efendiye rabıta yapamazlar. Efendiye itikatları bozulmuştur. İki türlü efendi yok. Tektir efendimiz. Başımızda duruyor. Efendi zerre kadar kalbi de aklı da muhakemesi de kaybetmemiştir. Her dakika kerametlerini görüyoruz. Böyle bir sultana karşı, yani böyle büyük bir zata karşı bütün dünya İslam alemi gelmiş, müceddidi ilan ediyor. Tabii birilerini rahatsız etti. Ve bu adamlar kendileri o toplantıya gelmediler. Efendi Hazretleri'nin kendi katıldığı yere gelmediler. Protesto ediyorlar. Ama başka düğünlerde bazıları aynı yerde düğün merasimine başkasının geliyorlar. Efendi varken gelinmiyor, salon yok, başka bir zenginin şunun bunun düğünü oldu mu caiz. 4 sene evvel orklu müzik çalınan yerde sohbet ettiklerini de duydum bazılarının. Sofu soğan yemez, bulsa kabuğunu koyvermez. Ondan sonra da Efendi Hazretleri salon. E ne yapacağız? Geniş yer, camilerde buna izin vermiyorlar. Efendi Hazretleri en büyük salonu tutun, kalabalık var. Ne olacak şimdi? Burada Efendi Hazretlerimiz her şeyi bilerek yapıyor. İradesi dahilindedir. Kimse efendiye haşa ve kelle, efendinin aklı bu işe yetmez diyenler var. Hem de bir sakalı bir tutam, ya efendinin halifesi mi geçiniyorlar ya? Ben bunların şahidi olduğum konular var. Görmüyor musunuz diyor, efendinin halini bir şey sorulur mu diyor ya? Vallahi ben bunu duydum ya. Efendi halini görmüyor musunuz diyor. Ya ben soruyorum, bana ayetle hadisle cevap veriyor. Sana niye böyle geliyor bu iş? Demek ki Allah herkesin adamına göre efendi cevap veriyor. Allah bizi efendiye itikattan ayırmasın. Kesinlikle Efendi Hazretlerinin izni ve rızası olmadan bir hareket yapılması yok. Kendisi hakkında da cemaat hakkında da efendim önüne gelen böyle bir şeyler uydurmasınlar, kaydırmasınlar. Kendilerine bir makam mevki ihdas etmeye kalkışmasınlar. Efendi Hazretlerini Allah başımızdan eksik etmesin. Ve dün gece bu meseleler konuşulduğunda ben dedi, size eziyet edenler bana eziyet etmiştir. Dünkü sözleri taze. Size eziyet edenler bana eziyet ediyorlar. Bunu bilsinler. Ve ben hiçbir zorum sıkıntım yok. Ancak sizi sıkmalarından sıkılıyorum. Ve devamlı sizi düşünüyorum. Bunlar hep onun kendi ağzından beyanlarıdır. Şeriattan ayrılmayalım buyurdu. Tedbirli olalım, sakınalım buyurdu. Çok şeyler buyurdu. Ve buyurdu ki biz o adamı aldık getirdik, yardım ettik. Efendim bu işe yardım etsin diye o kalktı, bize muhalif olanlara yardım ediyor. Durum bundan ibarettir. Bundan sonra Allah rızası için herkes aklını başına devşirsin, tevbe istiğfar etsin. Böyle bir gelinen yerleri, makamları, mevkileri efendim nefsaniyet kılıfı altında ona buna dalma, onu bunu kıskanıp ona buna saldırma vesilesi ve istismar yeri yapmasınlar. Camiler, kürsüler, hatmi şerifler, şahsi, nefsi, indi beyanların, konuşmaların yeri olamaz. Allah ve Resulüne ait ayet hadisten başka bir şey buralarda konuşulmaz. Efendinin muradının dışında bir beyanda bulunulmaz. Madem sen efendiye bağlıyım diyorsun, sultan orada. Yok efendim, yüzüne şeriat da sizin, tarikat da sizin, ne derseniz o olur deyip de benim yanımda kapıdan çıkıp zoraki bir kere demek, bunu ben bizzat müşahede etmiş adamım. Onun için bunu yapan yarın başka bir şeyler de yapar. Bundan dolayıdır ki ben birçok batıl işlerde sizi uyardım. Bugün dediklerimin bir kısmının çıktığını görüyorsunuz değil mi?
o Mehdiliğini ilan eden adamı seneler evvel ben pazara çıkarttım ve bunlara bildirdim, İslami medyaya. Bunun reklamını yapıyorsunuz diye. Şimdi dediklerim çıkıyor mu? Adam Hristiyanları Allah'ın dostu görüyorum deyip İsrail'de soluğu alıyor mu? İşte bu Müslümanların ferasetsizliğinden senelerce yutturuyorlar böyle adamları. Bu millet peygamberim diyen adamın peşine gidiyor be. Bu acayip bir zamandayız ya. Adam hala bana vahiy geliyor diyor mesela. Orada televizyonda bir vahiy geliyor diyor. Adam diyor nasıl bir şey efendim diyor. O anda böyle bir işte böyle bir şey diyor. Şu anda geldi diyor ya. Ya bu millet bunların peşinde doktorlar, doçentler, profesörler, yemin ediyorum zenginler, iş adamları, milyon dolarlık televizyonlar. Çünkü batıl buluyor. Biz haktan ayrılmayalım. Ben sizi uyarıyorum. Burada da bir sıkıntı görüyorum. Bu sıkıntı gördüğümüz noktalarda yarın bir gün millete yanlış beyan. Çünkü efendi millet gelsin, izin veriyorum, ben gideceğim dediği bir noktada gitmeyin denirse ben burada iyi niyet görmem. Çünkü orada efendi var. Efendinin olduğu yerde sen daha takva olamazsın. Bitti. Efendiden daha takva hareketlere girenler ümmetin başına çorap öreceklerdir. Yarın bir gün. Bundan dolayı sizi uyarıyorum. Allah hepimize tevbe nasip etsin. Allah hepimizi ıslah etsin, hidayet etsin. Allah nefsi konuşmaktan bizi muhafaza etsin. Ama benim için ne deseler yutarım. Ama efendi hakkında böyle çelişkiliş ileri geri eski yeni dönemler dönemeçler ben bunları duyduğum zaman hele ki efendi hazretleri böyle muhaliflere yardım ediyor şeklinde dedikten sonra ben burada duyurmak durumundayım. Allah fazlu keremiyle cümlemizi razı olduğu kullarına ilhak eylesin. Rızasızlıktan muhafaza eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel ve abelhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aliyye sahibi ecma'in. Ya arhamer rahimin. Ya arhamer rahimin. Ya arhamer rahimin. Ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin ya Rabbi. Cennetin cemalini ihsan eyle. Azabından gazabından emin eyle. Allah'ım ya Rabbim cennete yaklaştıracak inançlara, amellere bizi muvaffak eyle. Ya Rabbi cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden bizi hıfzu emin eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi kaymaktan, caymaktan, şüphelere, vesveselere, evhama kapılmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen şu ehli beyt sevgisini kalplerimize yerleştir ya Rabbi. Habibinin sevgisini kalplerimize yerleştir ya Rabbi. Bizi o sevgiyle kalplerimizi kılıfla ya Rabbi. Muhabbetimizi gün be gün müzdad eyle ya Rabbi. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytin hakkı için bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Biz senin dininin hürmetini, Habibinin hürmetini, ehli beytin hürmetini muhafazaya çalışıyoruz. Dinimizi, dünyamızı muhafaza eyle ya Rabbi. Şu saatlerce dinlediler, burada uzaktan yakından geldiler. İnternetlerden, radyolardan vakit veren, başka şeyleri dinlemeyip de bu ayetleri, hadisleri tercih edenleri sen de diğer kullarına tercih eyle ya Rabbi. Sen bizim hepimizi bu gece hürmetine affeyle, mağfiret. Bu kadar okunan ya Rabbi onlarca hadis-i şerif hürmetine bizi bu sevgiyle Havz-ı Kevser'in başında buluştur ya Rabbi. Habibin elinden içirt ya Rabbi. Halifelerimizin elinden içmek nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimiz sahabeye karşı, ehli beyte karşı kalbimize zerre kadar gıllıkış bırakma ya Rabbi. Onların derecelerini âli eyle ya Rabbi. Tarafımızdan hayırla mükafatlandır ya Rabbi. Şu ehli beytin hakkında fezail-i beyanındaki hadis-i şerifler hürmetine, şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Allah'ım sen bizim fazl-ı kereminle ya Rabbi ne müşkillerimiz varsa hallu asan eyle. Ne sıkıntılarımız varsa feraha tebdil eyle. Ne günahlarımız varsa sevaba tebdil eyle. Amin diyen dilleri nar cehiminden azat eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala Ali ve sahbi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurunuz. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun ve selamun alel murselin. Velhamdülillah rabbil alemin. Seyyid Hadid Efendi'nin kızı, küçük kız Ankara'da kalp ameliyatı oluyor. Acil şifalar ya Rabbi ihsan eyle. Ehli beyttir ya Rabbi. Bu ehli beyti senin hıfzındadır, civarındadır, emrindedir, evanındadır. Bizler de dua ederek bizi de kazandır ya Rabbel alemin. Acil şifalarla ya Rabbi. Eskisinden ziyade sıhhatine malik eyle ya Rabbel alemin.
ve Ehl-i Beyt'e karşı olan yardımlarımızı sen fazl-ı kereminle ya Rabbi esirgemelerimizi, ilgilerimizi, alakalarımızla ziyade eyle. Bütün ziyaretlerini, kabirlerini ziyaretlerinde nasip eyle. Etrafımızda tanıştıklarımızla da ilgilenmemizi nasip eyle. Bize de onlar hürmetine sen ikram eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Allahümme inna eselüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel gâtime ve ilâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve âli ve ashabî ve şâfinâ. Efendim babamız gâsı otelâhu l-arvâh envâtine envâtil müslimine envâtil cemaatine hâdırînel fâtiha. Bütün geçmişlerinize dağlar gibi rahmetler gidiyor buradan inşallah. Hep kabirlerinde sizden memnun oluyorlar. Cuma gecesi hediye bekliyorlar. Ruhlar için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Hüseyin'in bütün ailesini katledemediler değil mi? Yok efendim. Zeynel Abidin kaldı. Ondan türedi hepsi. Zeynel Abidin oradan Şam'a geldi. Oradan Medine'ye. Medine'ye evet. Şifa-i Şerif dersi var inşallah. Geçen hafta yine yanlışlıkla gelen giden olmuşlar. Birbirinizi uyandırın. 15'te bir. Bir boş bir dolu. Bu pazar inşallah ikindi namazında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dersinde buluşacağız inşallah. Efendim küçük köyde yeni mahalle Hacı Salih Efendi Merkez Cami. Hacı Salih Efendi büyük evliyaullah'tandı. Bizim de manevi büyüğümüz. Onun adına bir cami yapıldı orada. Merkez Cami. Onun karşısında Arifan Şubesi açılmış. İlgililere duyuruluyor. Arifan Şubesi orada hizmete başlamış. Allah Ehl-i Sünnet'in sesini gür eylesin. Hepimizi de bu yolda hizmetçi eylesin. Amin. Hac Ümre Risalesini mutlaka temin edip Ümre'ye gidecek kişiler okusunlar önceden. Ümre'den daha önemli fıkıh bilgisi. Fıkıhsız din olmaz.